Herkese merhaba. Ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer hocam. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yine LGS'de yayınlanmış olan örnek soruları çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz önceki yıllarda her ay örnek sorular yayınlıyordu ama artık son yıllarda bunu biraz azalttı. Önceki yıllarda yayınlanmış EBOB, ECOG ile ilgili yayınlanmış olan tüm örnek soruların çözümlerini bu videoda bulabileceksiniz. Örnek sorular neden önemli? Örnek sorular çünkü yeni nesil soruların mantığını kavrama adına çok önemli. Eğer bu örnek soruların çözümlerini iyice öğrenirseniz, ilk başta bakın bunları güzel bir öğrenirseniz, e kitaplardaki yeni nesil soruları da çok kolay çözeceğinizi göreceksiniz ve deneme sınavlarında da netlerinizin arttığını göreceksiniz. Çünkü hep genelde aynı mantıkta sorular karşınıza çıkacak. O yüzden mutlaka önce örnek soruları önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Sonra da çözümleri mutlaka öğrenin. Hatta kendiniz çözseniz bile çözümleri izlemenizde fayda var. Çözümleri izlemek size yeni yöntemler kazandıracaktır. Bunun da faydasını göreceksiniz. Son olarak WhatsApp grubumdan da bahsetmek istiyorum. WhatsApp grubumda zaman zaman işte ücretsiz PDF'ler paylaşıyoruz. Bunun yanında LGS kampları yaparsak bunların duyurularını yapıyoruz. WhatsApp grubuma katılarak da oradan kamplar hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Evet videolarıma destekleriniz çok önemli. Eğer destek olursanız abone olarak, yorum yazarak, videoyu beğenerek bu şekilde bizi daha çok kamçılamış oluyorsunuz ve daha çok video çekme isteğimiz oluşuyor. O noktada desteklerinizi bekliyorum ve hemen Evo ve Kok sorularımıza başlıyoruz. Evet birinci sorumuzda aşağıda bir sinema salonunda gösterimde olan A ve B filmlerinin süreleri ve başlama saatleri verilmiş. 70 dakikalık bir film ve 9.40'da başlıyor. Diğeri 90 dakikalık bir film ve 9.20 geçe başlıyor. Her filmin bitiminden sonra 10 dakika ara verilmekte ve verilen aradan sonra aynı salonda aynı filmin gösterimi tekrar başlamaktadır. Bu sinema salonuna saat 16'da gelen Sedat A, Fatma ise B filmini izlemek istiyor. Sedat ve Fatma her iki filmin başlama saatleri aynı olduğunda salonlara girmek istediklerine göre en az kaç dakika beklemeleri gerekir. Bakın başlama saatlerinin aynı olduğu saati bulmamız gerekiyormuş bizim. Nasıl çözeceğiz peki bu soruyu? Aynı mesela koltuk arada boşluk var ya veya arabaları park etmişler arabalar arasında boşluk var ya onun gibi. Filmin süresi 70 dakika ve arada ne var? 10 dakika mola var. 70 dakika film arada 10 dakika mola var. Diğerine geçiyoruz. 90 dakika film, yine arada 10 dakika mola var. Yine 90 dakika film, yine arada 10 dakika mola var. O zaman böyle sorularda ne yapıyorduk? Ee, bir filmin süresini şöyle 70 artı 10, yani 80-80 gibi düşünüyorduk. Dolayısıyla burada 80'in katları olması gerekiyor. Burası ise 90 artı 10, 90 artı 10 diye gittiğine göre 100'ün katı olması gerekiyor. Yani 80 ve 100'ün ortak katı olması gerektiğini herhalde çoğunuz bu soruda düşünmüşsünüzdür. Yani aynı... Filmin başlama saatinin aynı olduğu saati bulmak için 80 ve 100'ün ortak katını almanız gerektiğini düşündünüz. Ama bu soruda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Yani filmler aynı saatte başlamamış ki. Görüyor musunuz? Bakın biri 9.40'da biri 9.20'de başlamış. İşte sorunun püf noktası, can alıcı noktası burası. Filmin ilk olarak beraber kaçta başladığını bunu elle sayarak bulacaksınız. Ondan sonra 80 ve 100'ün ortak katını üzerine ekleyeceksiniz. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle açıklayalım. Mesela A filmi ilk olarak kaçta başlamıştı? Şöyle şuraya yazalım. 9.40'da başlamıştı. Ee, B filmi ilk olarak kaçta başlamıştı? 9'u 20 geçe başlamıştı. Şu an beraber başlamadılar. Şimdi A filmi 9.40'da başladı. 70 dakika filmin süresi var. Yani 1 saat 10 dakika. 10.50 oldu. Bir ee, de mola verdik. 11'de arkadaşlar. ikinci seans başlayacak. 10 dakikada mola verdik ya. Bakalım bunu ikinci seansı kaçta başlayacak? 9.20'de filmimiz başladı. 1.5 saat yani 10.20, 10.50, 10 dakika mola var. İşte 11'de iki filmin beraber başladığı ilk seansı bulduk. Bu filmler 11'de beraber başladılar. Sonra biri 80 dakikada bir tekrar başlıyor. Diğeri de 100 dakikada bir tekrar başlıyor. Öyleyse şimdi 80 ve 100'ün ortak katı olan dakikada ikisi beraber tekrar başlayacak. Ne yapıyorum? 80 ve 100'ün ortak katını buluyorum. Bunların ortak katını bulurken illa ikiye bölerek başlamak zorunda değildik. İkisini bölen büyük bir sayı görüyorsan 20'ye bölerek de başlayabilirsin. 20'ye böldün 4, 20'ye böldün 5. Başka ikisini bölen ortak bir sayımız var mı? Yok. O zaman mecburen bir 4'e böleriz, burayı 1 yaparız. Bir de 5'e böleriz, burayı 1 yaparız. Ne çıktı bunların ortak katları? Hepsini çarparsak 80 çarpı 5. 400 dakika sonra arkadaşlar iki film beraber başlayacak. Peki 400 dakikayı saate dönüştürmek için ne yaparım? 60'a bölerim. Kaç tane içinde 60 var? 6 tane var. Öyleyse burası 6 saat. 6 tane 60, 360. Bir de ne kalıyor geriye? 40 dakika kalıyor değil mi? 360 artı 40. 400 dakika yapıyor. Öyleyse saat 11'in üzerine 6 saat 40 dakika eklersek şöyle artı diyelim ve 6 saat 40 dakika eklersek sonuç ne olacaktır? 17.40 olacaktır. 17.40'da 2 film tekrar başlayacak. Peki soru neydi? 16'da Sedat bu salona gelmiş. Ve Sedat A filmini, Fatma da B filmini izlemek istiyor. Her iki filmin başlama saatleri aynı olduğunda salonlara girmek istediklerine göre en az kaç dakika beklemeleri gerekiyor? Ee, saat 17:40'dan 16'ya çıkartacağız. Bakalım kaç dakika beklemiş oluyorlar? 1 saat 40 dakika yani toplamda 100 dakika beklemiş oluyorlar. O yüzden cevabımız C olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda 10 kilo domatesten 1 kilo domates salçası, 6 kilo biberden de 1 kilo biber salçası ediliyormuş. Yani domatesin 10'da 1'i kadar salça, e, biberin ise 6'da 1'i kadar salça ediliyormuş. Kenarda dursun. Ayşe domates ve biber salçası yapmak için 150 kilogram domates, 120 kilogram biber almış. Ayşe aldı domateslerin ve biberlerin tamamını kullanarak salçalarını yapmış. Tamam. Ayşe bu iki tür salçayı birbirine karışmayacak ve hiç artmayacak şekilde ölçüsü kilogram cinsinden doğal sayı olan eşit büyüklükte kavanozlara dolduracakmış en az kaç kavanoz gerekir? Ee, zor bir soru değil değil mi? Kolaylık yapabileceğinizi düşünüyorum. Nasıl yapabiliriz? Önce 150 kilogram domatesi 10'a bölerek acaba ne kadar domates salçası elde ederiz? 10'da biri kadardı ya hani 10 kilo domatesten 1 kilo salçaydı ya. O yüzden 15 kilogram domates salçası elde ettik. Gelelim biber salçasına. 6'da 1'i kadardı. O zaman 120'yi getirip 6'ya böleriz. Buradan da 20 kilogram biber salçası elde ettik. Şimdi bunları eşit büyüklükte kavanozlara dolduracağız. Öyleyse bir kavanozun alabileceği salça miktarı, hacmi yani. Hem 15'in hem 20'nin ortak bir çarpanı olmalı. Hem 15'i tam bölebilmeli hem de 20'yi tam bölebilmeli. Bu da aklımıza ebobu getirdi. İkisini bölen ne var diye bakıyorum. İkisi de 5'e bölünüyor. Buradan 3, buradan 4 geldi. O zaman bu 5 ne anlama geliyor arkadaşlar? 5 kilogramlık kavanozlara koyabiliyoruz en fazla. Çünkü 5'ten daha büyük ikisini bölen bir sayı yok. Peki 5 kilogramlık kavanozlara koyarsak 15 bölü 5'ten bakın 3 tane kavanoz 20 bölü 5'ten 4 tane kavanoz. Öyleyse cevabımız ne olacak? 3 artı 4 toplam 7 tane kavanoza ihtiyacımız var. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda Başak ve Pınar 1 kilogram fiyatları TL cinsinden doğal sayı olan ABB ürünlerini satın almışlar. Kiloları doğal sayı bakın. Başak A ürünü için 120 lira ödemiş ama hani kaç kilo aldığını bilmiyoruz. B ürünü için 70 lira. Pınar ise A ürünü için 165 lira. B ürünü için belirli bir miktar ödeme yapmış. Ne kadar yaptığını bilmiyoruz. Başak ve Pınar'ın aldıkları ürünlerin toplam kütleleri birbirlerine eşit. Başak ve Pınar'ın aldıkları ürünlerin kütleleri toplamı 30 kilogramdan az olduğuna göre Pınar B ürünü için kaç Türk Lirası ödemiştir? Evet gerçekten arkadaşlar bu geçen seneye yanmış olan ciddi zor bir soru. Yani çok şey düşünmemiz gerekiyor. Hem işte kütleler birbirine eşit hem toplam kütlemiz 30 kilogramdan az. İşte 120 ve 70'in ortak çarpanları falan filan baya böyle çok şey düşünerek soruyu çözeceğiz. Şöyle bir tablo yapalım. Peki... Bir Başak var sorudaki kahramanlarımız. Bir de ne var? Pınar var. Peki Başak A ürünü için ne kadar ödemiş? 120 lira. B ürünü için ne kadar ödemiş? 70 lira. Ee, peki Pınar ne kadar ödemiş? A ürünü için 165 lira demiş. B ürünü için ne kadar ödediğini bilmiyoruz. Biz zaten bunu soruyor. Pınar B ürüne ne kadar ödediğini soruyor. Şimdi arkadaşlar bunların 1 kilolarının fiyatları neydi? Doğal sayıydı. O zaman şimdi Pınar A ürününe 120 lira ödemişse pardon Başak Pınar da 165 lira ödemişse demek ki bu A ürünün 1 kilogramı hem 120'nin hem de 165'in ortak bir çarpanı olmalı. ikisinde bölen bir sayı olmalı. İlk olarak buradan başlayalım. Öyleyse 120 ve 165'in ortak bölenini bulmak istiyorum. Bakıyorum ikisi de 5'e bölünüyor. Bakıyorum ikisi de 3'e bölünüyor. Bir 15'e bölerek bir başlayalım. Burası 8 yaptı. Burada 11 yaptı. Ha, o zaman arkadaşlar bu 15 bulduğumuz 15 ne? A ürününün 1 kilogramının alacağı fiyat 15 lira olabilir. Ama en fazla 15 lira olabilir. Peki başka ne olabilir? 15'in çarpanları da olabilir. Bakın şuraya yazalım. A ürününün 1 kilosu 1 lira da olabilir. Kilosu 3 lira da olabilir. Kilosu 5 lira da olabilir. Kilosu 15 lira olabilir. 4 tane ihtimalimiz var. 15'in çarpanları da olabilir. Çünkü biz ne biliyoruz? EBOB'un çarpanları da bu iki sayının bize tüm ortak çarpanlarını verir. Atı sözü olarak duvarınıza yazabilirsiniz. EBOB'un çarpanları iki sayının tüm ortak çarpanlarını bize verir. Peki gelelim 15 TL olursa önce şunu inceleyelim. Peki 15 TL olursa Başak o zaman 15 TL'den 8 kilo almış oluyor değil mi? 8 çarpı 15. Peki Pınar kaç kilo almış oluyor? 11 kilo almış oluyor. 11 çarpı 15. Peki bu durumda ne yapıyor A ürünün toplam kütlesi? 19 kilo yapmış oluyor. Şimdi gelelim B ürününe. B ürünün arkadaşlar 1 kilosu bakıyorsun 70 lira demiş ya Başak B ürününe O zaman 1 kilosu B ürününün 70'in bir çarpan olması gerekir. 70'in çarpanları ne var işte? 1 çarpı 70, 2 çarpı 35, sonra 5 çarpı 14, başka 7 çarpı 10. Şöyle yazalım 7 çarpı 10, 5 çarpı 14. 2 çarpı 35 ve bir de 70 olabilir değil mi? Peki önce 70'i düşünsek. B ürününün 1 kilosu 70 lira olsa o zaman bundan 1 kilo almış olur. E 8 kilo bundan almıştı. 1 kilo bundan aldı. 9 kilo. E, bunun da 9 kilo olması gerekir. E bu zaten 11 kilo almıştı. Çünkü ikisinin hani kütleleri birbirlerine eşitti ya. Buradan 70'in olamayacağını anladık. Geçelim 35 kilo ya, O zaman 35 liraya pardon. 35 liralık almış olsa yani B'nin 1 kilosu 35 lira olsa 2 kilo almış oluyor toplam 10 lira yapıyor. Pardon. Başak'ın aldığı ürün toplam 10 kilo yapıyor. 8 kilo bundan almıştı. 2 kilo da bundan. 10 kilo. O zaman Pınar'ın da 10 kilo olması lazım. Ama Pınar zaten 11 kilo almış bu üründen. Dolayısıyla 35 de olamıyor. Onu da eledik. Geçiyoruz 14'e. Şimdi diyelim ki 14 lira olsa B ürününün 1 kilosu. O zaman bu 5 kilo almış olur. Değil mi 5 kilo? Toplam 13 kilo almış oluyor. 8 artı 5 13 kilo. Pınar'ın da 13 kilo alması için 2 kilo alması gerekir. 2 çarpı 14'ten e, o zaman bunun da 28 lira ödemiş olması gerekiyor. E, bakalım her şeyi sağladı mı? Sağladı. Bunun toplam 8 artı 5 13 kilo. E, bu da 13 kilo. E, toplam 13, 13, 26, 30 da az. Her şeyi sağladığına göre demek ki Pınar B ürününe 28 lira ödemiştir demeliyiz. Ve geçiyoruz 4. sorumuza. Dördüncü sorumuzda Ahmet ve Mustafa ürettikleri 150 litre bal ve 90 litre pekmezi her birinde eşit miktarda bal ve pekmez olacak biçimde paylaşmışlardır. Mustafa en az sayıda, Mustafa bak en az sayıda kap kullanarak kendi ait bal ve pekmezi birbirine karıştırmadan ölçüsü litre cinsinden doğal sayı olan eşit hacimdeki kaplara doldurmuş. Ahmet ise kendi ait bal ve pekmezi birbirine karıştırmadan yine ölçüsü eşit olan kaplara doldurmuş. Ama ne fark var Ahmet ile Mustafa arasında? Mustafa en az sayıda kap kullandığını söylüyor. Ahmet için öyle bir şey söylemiyor. Bu iş için Ahmet ve Mustafa'nın kullandığı toplam kap sayısı 32'ymiş. Buna göre Ahmet kaç litre kaplar kullanmıştır diye sorulmuş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Ahmet ve Mustafa'ya şu bal ve pekmezi eşit olarak bir paylaştıralım. Sonra yolumuza bakalım. Ahmet <laughs> ve Mustafa. Şimdi Ahmet'te ne kadar bal var? 75 litre bal ve 45 litrede de pekmez değil mi? Eşit olarak paylaştırdım. Buna da aynı şekilde 75 litre balımız var. 45 litre pekmezimiz var. Şimdi şeyinki kolay. Mustafa'nınki kolay. Niye? Çünkü en az sayıda kap kullanacaksa bir kabın hacmi hem 75'i hem 45'i tam bölen sayı olmalı ve en büyük olmalı. Yani ikisini bölen en büyük sayıyı bulmalıyız. O da aklımıza hemen EBOB'u getirdi. Ve getirdik ikisini bölen 15'i görüyorum. 15'e bölerek başlıyorum. Bunda 5 kere var, bunda 3 kere var. Başka da ikisini bölen bir sayı göremiyorum. O zaman 15 e, kilogramlık kaplar olacak. Şöyle yazalım. Bulduğumuz 15 kapların hacmi olmuş oluyor. 15 kilogramlık kaplara koyarsak e, 5 kap yapacak Mustafa balları, pekmezi de 3 kap yaptığına Toplam 8 kap. e 32 kapımız vardı toplamda hem Ahmet'in ve Mustafa'nın. Dolayısıyla geriye kalan 24 kapta. Ahmet'in sayısı olmalı. Ahmet de demek ki bunları 24 kaba koyacak. Peki yine arkadaşlar 75 ve 45'in ortak çarpanı olan bir sayı olması gerekiyor ya kabımız. O da işte ne olur? Hani ikisinin ebobları 15'te. O zaman şöyle yapalım. Bir daha ebobu bulmayalım. Şöyle yazalım direkt. 75 ve 45'i eşit hacimli kaplara dolduracaksak kabımızın bir tanesi 15 kilogramlık olabilir. Ama 15'in çarpanları da olabilir. Ne demiştik bir önceki soruda? EBOB'un çarpanlarına bakılır. Çünkü EBOB'un çarpanları bize bu iki sayının tüm ortak çarpanlarını verir. EBOB'un çarpanları ne o zaman? 1 kilogramlık kaplarda olabilir. 3 kilogramlık kaplarda olabilir. 5 kilogramlık kaplarda olabilir. 15 kilogramlık kaplarda olabilir. Peki toplayalım bunları. Topladık. Toplam kaç litremiz var? Toplam 120 litremiz var. Peki 24 kapı olması için bunu getirip 24'e bölüyorum. Ha, demek ki 24 kap olması için 5 kilogramlık kaplara koyması gerekiyor Ahmet'in. 5 kilogramlık kaplar öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda aşağıda 3 farklı renkten 5'er adet boncuk verilmiş. Farklı renkteki boncuklar farklı asal sayıları temsil etmekteymiş. Bu boncuklar 3 çubuktan ilk ikisini aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Kalan boncukların tamamı ise 3. çubuğa yerleştirilecektir. Çubukların altındaki kartlarda yazan 150, A ve B sayıları o çubuktaki boncukların temsil ettiği asal çarpanların tamamı çarpılarak elde edilmiş. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. O zaman soruyu anladığımızda aslında soru çok kolay. Bunlar asal sayılar. Mesela bu asal sayıdan bir tane var. M'den, K'den bir tane var ama Y'den iki tane var. Onları da çarptığımızda 150'yi veriyorsa ben bu M, K ve Y'leri bulmak için 150'yi asal çarpanlarına ayırırım. Üzeniyi asal çarpanlara ayırmak için yanına çizgi çektim. Çektim. En küçük asal çarpanım 2 ile başladım. 75 sonra 3'e böldüm. 25. E sonra 5'e böldüm. 5. E sonra tekrar 5'e böldüm. 1. Ne oldu? Bakın hangi asal sayıdan 2 tane var? İşte yeşillerden 2 tane olduğuna göre bu yeşillerin 5 olduğunu bulduk. Fakat e, mavi ve kırmızının hangisinin 2, hangisinin 3 olduğunu bulamadık. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Sorumuzu yukarıya kaydırıyoruz. Şıkları şimdi görelim. Buna göre kararımızı verelim. Şimdi arkadaşlar iki ihtimal ver demiştik ya. M ya 2 ya 3 değil mi? K de yani M ve K 1 2 1 3. Önce şunu düşünelim. Mesela K'nin 2 olduğunu düşünelim. M'nin 3 olduğunu düşünelim. Zaten Y'nin kesinlikle 5 olduğunu düşünmüştük. Bu durumda A sayısı ne çıkar? Şöyle altına yazıyorum bakın. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 2 çıkar. Diyor ki A bu olabilir diyor. Kesinlikle doğru mudur? Hayır kesinlikle doğru değildir. Çünkü ikinci bir ihtimal daha var. Belki de K3, M2 de olabilir. Değil mi? Şöyle şunları da yazalım. O zaman da bu ne yapar? 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 yapar değil mi? Peki B sayısı 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5'tir diye söylenmiş. Şimdi B sayısını nereden bulacaksınız? B sayısını şuradan bulacaksınız. Sorunun başında eğer dikkat ettiyseniz her birinden 5 tane olduğunu söylemişti. Şimdi geriye kalan boncukları buraya o zaman siz yerleştireceksiniz. 2 tane yeşil burada, 2 yeşil burada 4. Demek ki bir tane yeşilimiz kaldı. Mavilere bakıyorsunuz 3, 1, 4. O zaman bir tane mavimiz kaldı. Kırmızılara bakıyorsunuz 2 tane. 3 tane de kırmızımız kaldı. Peki ne olabilir? Kırmızılar 2 olsa 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani B 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 olabilir. Bir ihtimal neydi? K'nin 3 ve M'nin 2 olma ihtimaliydi. Bu durumda da ne yapar? B'miz 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 yapar. 2 tane ihtimal var. O yüzden B kesinlikle budur diyemeyiz. Diğeri de olabilir, değil mi? Bak alttakini vermiş bize B şıkkında. Belki de üstteki. A ile B'nin en küçük ortak katı 900'dür. Şimdi arkadaşlar A ile B'nin en küçük ortak katı 900 diyor ya. İki ihtimalde düşüneceğiz. Şimdi biz burada mesela şu üsttekinde M'nin kaç olduğunu düşünmüştük. M'nin 2 e, olduğunu pardon M'nin 3 olduğunu düşünmüştük. O zaman şuraya 3 üzeri 3 yazacağım değil mi? 3 tane çünkü 3 var. M3 ise burada o zaman şununla şunun değil mi? Bir ihtimal. Şununla da şu diğer ihtimal. Peki eğer yani şuraya yazalım bakın. Bu ne zaman geçerliydi? K2 M3 olursa A bu oluyor, B de bu oluyor. İkinci ihtimal ne? K3 M2 ise ikinci ihtimalle burada bakın. O zaman da bu A oluyor, bu B oluyor. Peki birinci durumda Ekok ne yapar? Hemen hemen onu bulalım. Birinci durumda Ekok ortak olan asal çarpanların üssü büyük olanı alınır. 2 üzeri 3'ü alırız, 3 üzeri 3'ü alırız. Bir de ortak olmayanlardanır alır ama hepsi ortak burada. Bir de 5 üzeri 2'yi alırız. E bunları çarparsak ne yapıyor biliyor musunuz? 6'nın küpü yapıyor 216. 216 çarpı 25 de 900'den bayağı büyük oluyor. O yüzden buna da doğru demiyoruz. Gelelim EBOB'larını bulmaya. EBOB'larını bulurken onu da şu yan tarafına yapalım. EBOB'larını bulurken ortak olan asal çarpanların üstü küçük olan alınırdı. İkiler ortak mesela ama küçük olan 2 üzeri 1. Küçük olan 3 üzeri 1. Küçük olan 5 üzeri 1. E alttaki EBOB'u bulalım. Bakalım o da mı aynı çıkacak? Eğer kvm yer değişirse. Bakın yine ortak olanların üstü küçük olanı 2 üzeri 1, 3'lerin küçük olanı 3 üzeri 1 ve 5'lerin üstü küçük olanı 5 üzeri 1. Yani her halükarda EBOB'ları 30 çıkıyor. O zaman EBOB'larının 30 olmasına kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. 6. sorumuzda bir tiyatro grubu yaptığı 48 günlük plana göre A salonunda 2 günde bir, şöyle çizelim, B salonunda da 3 günde bir gösteri yapacakmış. Bu plana göre bu tiyatro grubu aynı günde iki salonda da gösterileri olduğunda bu salonların sadece birinde gösteri yapacaktır. Bu tiyatro grubu A salonunda 17 gösteri yaptığına göre B salonunda kaç tane gösteri yapmıştır? Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle hemen yazalım bakın. A salonda gösteri yaptığı günler 2'nin katı olan günler. Yani 2, 4, 6, 8. Hocam e hocam 48'e kadar yazacakmış. Yazmayacağız. Şöyle yapalım. 48'e kadar 2'nin katı olan günlerde A salonunda gösteri yapıyor. Peki kaç tane? Bakın 48'i 2'ye bölerseniz zaten en başta 2'den başlamıştı ya. 24 tane burada gösteri var gibi gözüküyor. Gelelim B salonuna. E, B salonda da 3 günde bir gösteri yapacak. Yani 3'ün katlarında 3, 6, 9. gün. 48. günde 3'ün katı. E, kaç tane yapıyor? E 48'i 3'e bölersek 16 gün yapıyor. 16 tane B salonda gösteri yapacağımız gibi oluyor. Ama Dikkat edin bazı günler ikisinde ortak. Mesela 6 m 2'nin katı hem 3'ün katı. 48 m 2'nin katı hem 3'ün katı. O zaman ne yapalım? Hem A'da hem de B'de aynı günde gösteri yapan günler hangi günler? İkisinin kesiştiği günler. ikisinin ortak günleri hangi günler? Tabii ki 2 ve 3'ün ortak katı olan günler. Yani 6'nın katları. 6. gün, 12. gün, 18. gün. İşte böyle devam edersek 48 de yine 6'nın katı. E, peki kaç tane gün ortak? 48'i 6'ya bölerseniz 8 tane gün ortak olduğunu görürsünüz. O zaman ben şimdi ne yapacağım? Bu 24'ten bu ortak olan 8 tane günü çıkartacağım. Demek ki 10 kaç yapıyor? Ee, 16 tane yapıyor değil mi? 16 tane günde A salonda kesin gösteri yaptı. Çünkü bu 16 tane sadece A'ya denk gelen günler. 2'nin katı ama 3'ün katı olmayan günler. Yine bu 16 tanenin B salonunda gösterilen 16 tanenin yani 3'ün katı olan 16 günden 8 tanesi 2'nin de katı. O zaman bunu çıkartıyorum. Bu 8 tane günde de kesinlikle B'de gösteri yaptı. Toplam şu an kaç gösteri yaptı? 24 gösteri yaptı. Evet, şimdi demişti ki A salonunda 17 gösteri yaptı. Niye 17 biz niye 16 bulduk? Çünkü şu ortak olan günlerde ne yapıyormuş? Ortak olan günlerde şöyle altını çizelim orayı kaçırmayın. Aynı günde iki salonda da gösteri olduğunda bu salonlardan sadece birinde gösteri yapıyormuş. He, o zaman arkadaşlar hani 16 tane kesin A'da gösteri yaptığına göre bu ortak olan günlerin sadece birinde A'da gösteri yapmış. O zaman geriye kalan 7'sinde de B'de gösteri yapmış olacak. Yani bunun üzerine bir güne ekleyeceksin. A'da yapılan gösteri sayısı 17 olacak. Geriye kalan bu ortak olan günlerin 7 tanesinde de B'de yapacak. O zaman B'de yapılan toplam gösteri sayısı 15 olacak. Bizden de zaten ne istiyor? B'de yapılan toplam gösteri sayısını istiyor. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum hemen 7. sorumuza. 7. sorumuzda aşağıda verilen 22 cm ve 16 cm olan oyun çubuklarından ve uzunluğu 8 cm olan bağlantı parçalarından yeterli sayıda var. Üzerlerine nokta noktalar koymuş. Yani bunlardan bolca elimizde var. Gamze 22 cm'lik oyun çubuklarını, Melis'te 16 cm'lik oyun çubuklarını her birinin 3'er cm'lik kısımları bağlantı parçasının içinde kalacak biçimde aşağıdaki gibi uç uca yerleştirmişlerdir. He, bakın arkadaşlar. Şimdi şurası çok önemli. Çubukların, çubukların her birinin üçer santimlik kısımları bağlantı parçasının içinde kalacak. Burayı kaçırmayın. Yani şurada aslında şu 22'nin 3 santimi içeri girmiş göremiyoruz. Buradaki 22'nin de 3 cm içeri girmiş göremiyoruz. Orayı iyi anlayalım. Gamze'nin elde ettiği uzunluk. Melis'in elde ettiği uzunluğa eşit. Bakın bunların bu çubukların böyle uçuşa takarak elde ettikleri toplam uzunluklar birbirlerine eşit. Ve 1 metreden fazla. 1 metreyi de santimetre olarak düşünürseniz 100 santimetreden fazla. Buna göre Gamze ve Melis'in kullandığı toplam bağlantı parçasının sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Gamze arkadaşlar 22 santimetrelik çubukları kullanmış ya. 3 santimetresi buradan içeri girmiş. 3 santimetresi buradan içeri girmiş. 22 santimetrelik çubuk aslında 6 cm kısalmış ve bu ortada görünen kısım 16 cm olmuş. E burada 16. E o zaman burada 16. Hem sağdan hem soldan 3 cm kısalmış. Görünen kısımlar 16. Bağlantı parçalarımız kaç? 8. 8. 8 diye gidiyor buralarda. 8 diye gidiyor. He, o zaman buranın toplam uzunluğu bakın şöyle düşünseniz hani 8 artı 16 24 8 artı 16 24 yani 24'ün katı gibi gözüküyor ama işte sondaki şu bir tane bağlantı işi bozuyor. Burası da 24. Ama bir tane de 24'ten 8 fazla diyeceğiz. Yani 24'ün katı ama 24'ün katının 8 fazlası. Bu sondaki bağlantı olmasaydı direkt 24'ün katı derdik. Geçelim aşağıdakine. Melis 16 santimetrelik çubukları kullanmış. Bu 16'nın 3'ü buradan içeri girdi. 3'ü buradan içeri girdi. Ne kaldı o zaman? Ortada görünen çubuk 10 santim. E burada 10 santim. E burada 10 santim. E bağlantı parçalarımız 8. 8, 8, 8 ve 8. E ne oldu o zaman? Yine bir önceki çubuklarda olduğu gibi e, bağlantı parçasıyla şunu topladığımızda 18'in katı diye ilerliyor. Bak 8 artı 10, 18'in katı diye ilerliyor. E burada 8 artı 10, 18'in katı diye ilerliyor. Ve sonda 8 bunda da fazlalık var. İkisinde de fazlalığın aynı olması bakın işimize gelir. Biz bu bağlantı nokta, sondaki bağlantı noktasını eğer dikkate almazsak yani burayı kesip attığımızı düşünelim. O zaman bakın şu kesik kesik çizgilerden kesik kesik çizgilerden bu kesik kesik çizgilere kadar olan uzunluk şöyle bakın okla göstereyim. İşte şuradan şuraya kadar olan uzunluk hem 18'in katı hem de 24'ün katı bir sayı olmalı. Ama sondaki bağlantıyı dikkate almadım. O zaman hem 18'in hem 24'ün katıysa aklımıza ekok almak geldi. 18 ve 24'ün ortak katını bulmak için ikisini de 6'ya bölerek başlıyorum. Buradan 3 buradan 4 oldu. İkisini de bölen başka bir sayı yok. Bir 3 bir de 4'e bölüyorum. Daha sonra bunları çarpıyorum hepsini. 4 kere 3 12. 12 çarpı 6 72 yapıyor. Yani o zaman buranın toplam uzunluğu arkadaşlar kesinlikle 72 olabilir veya 72 santimin katı olabilir. 72 santim buranın toplam uzunluğu veya 72'nin katı. Hani önceki sorularda demiştik ya EBOB'un çarpanlarına bakılır. İşte EKOK'un da katları alınır. Yine duvarımızın duvarımıza yazacağımız bir atasözü. EBOB'un çarpanlarına bakılır ama EKOK'un katları alınır. Peki o zaman buranın uzunluğu 72'nin katı olacaksa ve 1 metreden fazlaysa ve bizden en az olmasını istiyorsa biz buranın uzunluğunu 144 santim alırız. 72'nin katı 100'den fazla en az. Peki Gelelim kaç tane bağlantı parçası olduğunu bulmaya. Şimdi arkadaşlar burası 24-24 gidiyor ya. 144'ün içerisinde kaç tane 24 var diye bunu getirip 24'e bölersiniz. Kaç kere var? 6 tane var. E bu kadar mı bağlantı noktası? Hayır. Bir de şu dışarıda saymadığımız bir bağlantı noktası daha var ya. Onu da eklersiniz. Demek ki Gamze 7 tane bağlantı noktası kullanmış. Gelelim Melis'e. Toplam 144'ü. Hani burası 18-18 diye gidiyor ya. 18'e bölerek bu gruptan kaç tane kullandığını buluruz. 144'ün içerisinde 18, 8 kere var. O zaman 8 tane bağlantı noktası kullanmış bu noktalı çizgiler arasında. Bir tane burada dışarıda bağlantı noktamız var. O zaman 9 tane kullanmış oluyor. E, 7 artı 9 ikisinin toplam kullandığı bağlantı parça sayısını soruyordu. O yüzden cevabımız 16 yani A seçeneği olmalı. Geçelim o zaman 8. sorumuza. 8. sorumuzda aşağıda uzunlukları 160 cm ve 96 cm olan sarı ve mavi renkli iki tane demir çubuk verilmiş. Bu iki demir çubuk oluşan tüm parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak şekilde kesilmiş. Tüm parçalar eşit gözden kaçırmayın bakın soruyu okurken. Bir kere okuyoruz, net okuyoruz, yavaş yavaş anlayarak. Elde edilen sarı çubukların 4 tanesi uç uca eklenerek sarı çerçeveler Mavi çubuklarında 4 tanesi uç uca eklenerek mavi çerçeveler oluşturuluyor. Bu işlem sonunda hiç parça artmadığına göre, hiç parça artmadığına göre sarı çerçeve sayısı ile mavi çerçeve sayısı arasındaki fark en az kaçtır? Şimdi ne yapacağız bu sorumuzda? Öncelikle şu bir tane küçük parçanın uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Bu bir tane küçük parçanın uzunluğu hem 160'ın hem 96'ın ortak çarpanı bir sayı olmalı. Ee, bakalım ne var en büyük? Önce en büyüğü bulalım. Yani EBOB'la başlıyoruz. 190 ve 96'yı bölen en büyük sayı ne olabilir diye. Ben 16'yı hemen görüyorum. Çünkü 16 çarpı 6, 96. 16 çarpı 10, 160. Ama bir ortak bölen daha çıktı. 2'ye de bölünüyor ikisi de. Burası 3, burası 5 oldu. Başka ortak çarpanları yok. O zaman bu parçalar 32 santim olabilir ama en fazla 32 santim olabilir. 32'nin katları da olabilir. Unutmayın, pardon. 32'nin çarpanları da olabilir değil mi? EBOB'un çarpanları bize bu iki sayının tüm ortak çarpanlarını veriyordu. Peki mesela 32 santim olduğunu düşünsek. Parçaların bir tanesinin 32 santim olduğunu düşünsek. O zaman sarı parçalardan kaç tane olur? Sarı parçalardan 160'ı 32'ye bölersin 5 tane olur. E mavi parçalardan kaç tane olur? E, 96'yı 32'ye bölersin 3 tane olur. O zaman olmaz ki değil mi? Çok saçma olur hem sarı parçalardan dört tanesini birleştirip kareler yapacağız. Hem de hiç parça artmayacak. Değil mi? Hiç parça artmayacağına göre aslında bu sarı parça sayısının dördün katı olan bir sayı olması gerekir ki. Hani dörder dörder birleştirip kare yapacağız ya. E bunu da dörder dörder birleştireceğiz. Buradan bir tane bile çerçeve yapamıyoruz mavilerden değil mi? O zaman 32 olamaz. Peki 32'nin sonraki en büyük çarpanı ne var? 16 var. E 16 olursa bundan 10 tane olur. E bundan kaç tane olur? 6 tane olur. Ama bu da 4'ün katı değil. Değil mi? Hani çerçeve yapacağız ya dörder dörder birleştireceğiz. 2 tane artar. Fakat soruda ne demişti? Hiç artmayacak demişti. E bu da olmadı. E, gelelim 32'nin diğer çarpanlarına. Hatta şuraya 32'nin çarpanlarını da bir kenara yazarsanız kafadan yaparken gözden kaçırdığınız bir çarpan olmamış olur. 8 var. Başka da yok. O zaman parçaların 8 santim olduğunu düşünsek. E, bu durumda 160 bölü 8 bundan 20 tane parça oluyor. 96 bölü 8 bundan da 12 tane parça oluyor. İşte şimdi oldu bakın. Bu da 4'ün katı. Bu da 4'ün katı. Yani 20 tane parçayı sen 4'er 4'er birleştirirsen 5 tane çerçeve yapmış olursun. 12 tane mavi parçayı 4'er 4'er birleştirirsen 3 tane çerçeve yapmış olursun. O zaman bunların çerçeve sayıları arasındaki fark 5 eksi 3'ten 2 tane olacaktır. En az demiş zaten. Eğer biz bu çarpan sayısını yani 4 falan yaparsak bu durumda çerçeve sayıları fazla olacağı için hani bir tane parçanın uzunluğunu 4 santim alırsak diyorum. O durumda parça sayısı fazla olacağı için çerçeve sayısındaki farklar da büyüyecek. Öyleyse diğerlerine bakmamıza gerek kalmadı. 8 C olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 9. sorumuzda bir okulda açılan kurslar ve bu kurslara katılan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. A kursu 48, B kursu 32, C kursu 60 kişi. Bu kurslar için açılan sınıflarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Sınıflardaki öğrenci sayısı 10'dan fazla, 20'den az altını çiziyoruz çok önemli. İki kursun sınıfları okulun alt katında, diğer kursun sınıfları üst kattadır. He, üst katta arkadaşlar iki sınıfımız var. Bakın iki tane kurs, alt, hem pardon alt katta iki kursumuz var. Diğer kursun sınıfları üst katta. Tamam bunu da anladık. Alt katta bulunan tüm sınıflardaki öğrenci sayıları birbirlerine eşit. Üst katta bulunan sınıflardaki öğrenci sayıları yine birbirlerine eşit. Tamam bunu da anladık. Öğrencilerin tamamı sınıflara yerleştirildiğinde e, kurslar için açılan sınıf sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir tane üst katımız var. Şöyle iki tane kat çizelim. Bir de alt katımız var. İhtimaller neler? Mesela A katında üst katta A, alt katta B ve C sınıfları bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Başka ihtimal nedir? Üst katta B sınıfı, alt katta A ve C sınıfı bulunabilir. Çünkü alt katta iki sınıfla iki kurs varmış. A ve B kurs, A ve C kursları olsun. Üst katta B kursu olsun. Son ihtimal üst katta bir tane kurs var ya o C kursu olsun. O zaman alt katta da A ve B kursları bulunmuş olsun. İşte bu üç ihtimali düşüneceğiz. Bakacağız hangisindeki sınıf sayısı, açılan sınıf sayısı daha az oluyor. Ona göre cevabımızı vereceğiz. Şimdi Gelelim önce B ve C sınıflarıyla başlayalım. Alt katta B ve C sınıfları olsa o zaman her sınıftaki bulunan kişi sayısı yani alt katta B ve C kursları olsa o zaman her sınıfta bulunan kişi sayısı hem 32'nin hem 60'ın ortak bir böleni, ortak bir çarpanı olmalı. İkisini bölen ben şu an 4 görüyorum. E bunu 4'e bölerek başladım. E bu 15 oldu, bu 8 oldu. Başka da ortak böleni yok. O zaman her sınıfta 4 kişi olması gerekir. E, ama sınıflardaki kişi sayısı ondan fazla 20'den az demişti. Değil mi? Her sınıfta da eşit sayıda öğrenci var demişti. O yüzden bu ihtimali devre dışı bıraktık. Bunu direkt eledik. Gelelim alt katta A ve C sınıfları olsa. O zaman 48 ve 60'ın ortak çarpanı nedir diye bakıyorum. 12'yi görüyorum. 12'ye böldüğümde 4, 12'ye böldüğümde 5 yaptı. Yani bir sınıfta 12 kişi olabilir. Güzel. Ondan fazla 20'den az. Peki bir sınıfta 12 kişi olursa burası 4 sınıf yapıyor, burası kaç sınıf yapıyor? Burası da 5 sınıf yapıyor. Gelelim üst kata. Üst katta ise kaç tane öğrencimiz var? 32 tane öğrencimiz var. Bu 32 tane öğrenciyi e, sınıflara paylaştırırken 10'dan fazla 20'den az olacak ya sınıf mevcudumuz. Ne var 32'nin çarpanlarında 10 ile 20 arasında olan? 16 var. Ha, o zaman 16 kişilik sınıflar yaparım, o da 4 sınıf yapar. Peki bu durumda sınıf sayısı kaç oldu? Yukarıda 4 sınıfımız var aşağıda 9 sınıfımız var. Toplam 13 sınıf oldu. Tamam. Bu bir kenarda dursun. Geçelim şimdi son duruma. C kursu üst katta olsa, A ve B kursları alt katta olsa. 48 ve 32'nin o zaman ortak çarpanını düşünürsünüz, değil mi? Hani sınıflar eşit sayıda olacak ya. Bakıyorsunuz 16 var. Peki 16 kişilik sınıflar olabilir mi? Olabilir çünkü ondan fazla 20'den az. Peki bu durumda bu A kursu 2 sınıf olur. B kursu da 3 sınıf olur değil mi? 16 kişilik. Peki gelelim C kursuna. C kursunda 60 öğrenci var. 60'ın çarpanlarında hani 10 ile 20 arasında olan ne var? Çünkü 60 kişiyi de sınıflara ayıracağız. Ve sınıflarda bulunan kişi sayısı 60'ın bir çarpanı olmalı. Hemen bakıyorum. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Şimdi sınıftaki kişi sayısı 60 olamaz, 30 olamaz. Çünkü 20'den azmış, 20 de olamaz. Ama 15 olabilir, 12 olabilir. Ama bir sınıf sayısı az olsun istediği için biz 15 alacağız. O zaman bu 60 kişiyi 15 kişilik sınıflara koyarsak 4 sınıf yapar. Şimdi toplayalım sınıfları. 4 sınıf, 3 sınıf, 2 sınıf. Topladık. Toplam 9 sınıf oldu. En az dediği için de 9 sınıf yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda renkleri dışında özdeş, mavi, kırmızı ve yeşil filamalar doğrusal bir yol üzerinde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bu modelde ardışık her iki filama arasındaki uzaklık birbirlerine eşit ve mesafe metre cinsinden bir doğal sayıdır. Güzel. Başlangıç noktasındaki mavi filamanın ilk kırmızı filamaya uzaklığı 900 metre. Bakın şuradan başlıyoruz ve ilk kırmızı filamaya kadar olan uzunluk 900 metreymiş. İlk yeşil filamaya uzaklığı ise 1485 metreymiş. O zaman ilk mavinin ilk yeşil olan uzaklığı, şuraya olan uzaklığı da 1485 metre. Bunları mutlaka şekilde gösterelim ki soru kafamızda canlansın, soruyu daha iyi anlayalım. Bu yol üzerine yerleştiren kırmızı filama sayısı yeşil filama sayısından 3 fazla. Bunun da bence altını çizelim bakın. Kırmızı filama sayısı yeşil filama sayısından 3 fazla olduğuna göre başlangıç ve bitiş noktalarındaki uzaklık en az kaç metredir? Şimdi ne yapacağız bu soruda? İlk olarak arkadaşlar iki filam arasındaki mesafeler birbirlerine eşit ya bu iki filam arasındaki mesafeyi bulmaya çalışacağız. E, o da hem 900'ü bölen bir sayı olmalı, hem de 1485'i bölen bir sayı olmalı. O zaman ikisinin ortak bölenini bularak başlayalım. 900 ve 1485'in ortak çarpanı ne olabilir? E, bakıyorum ikisi şu an 5'e bölünüyor. E, rakamlarını topluyorum, 3'e de bölünüyor. E, hatta 9'a da bölünüyor ya. direkt 45'e bölerek başlayacağım. Çünkü hem 9'a bölünüyorsa hem 5'e bölünüyorsa 45'e de bölünür bu ikisi. 9'u 45'e böldüm 20 kere var. 3 tane 45 105 yapar. 135 yapar pardon. Geriye 135 kalır. Ha, 33 yaptı. Başka da ortak bölenleri yok. O zaman iki tane filam arasındaki mesafeyi en fazla 45 alabiliriz. 45 almamıza hiçbir engel yok. Çünkü hani uzaklığında az olmasını istediğine göre iki filam arasındaki mesafeyi o zaman biz en büyük alalım. 45-45 alalım. Tamam şöyle 45-45 mesafelerle filamalar yerleştirilmiş olsun. Peki bu durumda arkadaşlar. Mesela şurada hani 900 metrenin içerisinde kaç filama var? 900'ü 45'e böldük 20 çıktı ya. 20 çıktığına göre hani başta ve sonda da filama var. O zaman bölme sayısının bir fazlası kadar filama olur değil mi? Yani 21 tane burada filama var. Başta ve sondaki de dahil. O zaman mavilerin 20 tane olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir tanesi kırmızı mavi filama sayısını 20 tane bulduk. Evet. Şimdi gelelim kırmızı filama sayısını bulmaya. 1485'i hani 1485 buradan buraya kadardı. 1485'i 45'e böldük. 33 tane filama var bakın. Buradan buraya kadar 33 tane. En başta ve en sonda da olduğuna göre 1 ekleyip 34 tane deriz. Yani bu 33 aslında bize bölme sayısını veriyor. Şu noktadan şu noktaya kadar 34 tane filama var. Peki bu 34 tane filamadan bir tanesi yeşil. Onu çıkart. 33 tane kırmızı ve mavilerin toplamı. <laughs> e, mavilerin de 20 tane olduğunu bulmuştuk. O zaman kırmızı filama sayısının da 13 tane olduğunu bulmuş olduk. Kırmızı filama sayısı 13 tane. Tamam. Bir de demişti ki kırmızı filama sayısı yeşil filama sayısından 3 fazla demişti. O zaman yeşil filama sayısına da ne diyeceğiz? 10 tane diyeceğiz. O da güzel. Şimdi gelelim şuradaki o zaman uzaklığı bulmaya. Şimdi burada arkadaşlar 10 tane yeşil filema varsa o zaman burada 9 tane bölme vardır. Yani 9 tane 45 metre var. 9 tane 45 metre ne yapar? 360 45 daha 405 metre yapar. Burası da 405 metre olduğuna göre. Şimdi toplam mesafeyi bulmak için bak buradan buradan buraya kadar 1485 metreydi. Buradan buraya kadar da 405 metre getiriyorum 1485 metrenin üzerine 405 metreyi ekliyorum. 10 elde var bir 9. E burası 8 burası da bir 1890 metre yaptı arkadaşlar. Sorumuz yine güzel bir soru. Bu tür sorularda neye dikkat edeceğiz? 1485'i 45'e böldüğümüzde 33 tane bölme var. Ama en başta ve en sonda da filama olduğu için 34 filama var. Yani bir fazlasını alıyoruz en başta ve en sonda fidan varsa, direk varsa işte böyle sorularda bir eklemeyi unutmuyorsunuz. Bu sorudaki püf noktamız da bu. Geçelim 11. sorumuza. 11'in sorumuzda aşağıda kısa kenar uzunluğu 4 olan 2 tane çıta verilmiş. 2 tane eş çıta bunu gözden kaçırmayın eşit uzunlukta. Bu çıtaların her biri kısa kenarlarına paralel olacak biçimde kesilerek elde edilen parçalarla aşağıdaki gibi yeşil ve turuncu çerçeveler elde edilmiş. Bu tabiri çok duyacaksınız sorularda kısa kenarına paralel. Kısa kenarına paralel kesmek demek, işte şu şekilde kesimler yapmak demek. Bunları bu şekilde parçalara ayırmışız. Sonra elde edilen her bir çerçevenin iç bölgesi, çerçevenin uzunluğu 56 santimetre olan bir karedir. Ha, şimdi bunları dörder dörder birleşip böyle kareler yapmışız ya, İşte bu karelerin içteki şu karenin çerçeve uzunluğu, çevre uzunluğu 56 santimetreymiş. Çıtalardan parça artmadığına göre en az kaç tane çerçeve yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şu yeşil çerçevenin bir tanesinin uzunluğunu bulalım. Çok kolay. Eğer buranın çerçeve çevresinin uzunluğu 56 ise 56'yı 4'e bölersiniz. Bir tane kenarın 14 olduğunu bulursunuz. O zaman yeşil parçalara 14, 14 şeklinde ilerlediğine göre yeşilin toplam uzunluğu 14'ün katı. Ama 14'ün katı dersek arkadaşlar sonunda birazcık daha bizi uğraştırır bu soru. Burada bakın size bir püf nokta daha vereceğim. Çıtalardan hiç parça artmadığına göre Demek ki bakın çerçeve yapıyoruz ya 4 tanesini birleştirip. Yani 14 artı 14 artı 14 artı 14 ne yapıyor? 56 santim yapıyor. O zaman kesinlikle yeşilin uzunluğu 56'nın bir katı derseniz sonunda hani hiç parça artmama olayıyla uğraşmamış olursunuz. 14'ün katı dediğinizde işte toplam uzunluk 14'ün katı çıkacak ama diyelim ki kaç tane çıktı toplam parçamız? Sallıyorum 21 tane çıktı. Peki 21 taneden 4'er 4'er birleştirip çerçeve yaparsak en sonunda bir tane artıyor. Değil mi? O artma problemiyle uğraşacaksınız. Ama hiç parça artmıyorsa demek ki yeşilin toplam uzunluğu kesinlikle 56'nın katı. Bakın 4'er 4'er birleştirelim bunları. Ee, ve hiç parça artmıyorsa 56'nın katı. Gelelim turuncuya. Turuncunun içinde şu, şurası 4 santim. E bu içerideki beyaz çerçevenin çevresi de 56 olduğuna göre burada 14 santim. E, ne oldu turuncu parçanın uzunluğu? 18 santim oldu. E, turuncudan da hiç artmayacağına göre e, burada 4 tane 18 kullanılmış. 4 tane 18 ne yapacak? 72 santim yapacak. O zaman burada 72'nin bir katı olmalı hiç artmadığına göre. Bakın 14, 18 ve 14'ün ortak katı deyip de çözebilirsiniz. Ama o zaman işte parça sayısı 4'ün katı olması için onun katlarını almanız gerekecek. Hani hiç parça artmayacak ya. Hep 4'ün katı olması gerekiyor. Ama ben direkt ne yaptım? 56 ve 72'nin katı olarak düşündüm. Yeşil ve turuncu parçaları. Bunların ortak katını almak istiyorum. İkisinin de 8'e bölündüğünü görüyorum. 8'e böldüm 9, 8'e böldüm 7. Başka ortak katlar, ortak çarpanları yok. O zaman bir 7'ye bir de 9'a bölmem gerekir. Buralar 1 oldu. Bunların hepsini çarpacağım. 8 kere 7, 56. 56 ile de 9'u çarpacağım. 9 kere 6, 54. Elde var 5, 45, 5 daha. 504 santim olursa her biri hem 56'ya tam bölünür hem 72'ye tam bölünür. Dolayısıyla hiç parça artmadan bu çerçevelerden elde etmiş oluruz. Peki kaç tane çerçeve yapmış oluruz? Onu da şuradan yapacağız. Birinden aslında şöyle 9 parça. Birinden 7 parça. Toplam 16 tane çerçeve yapılabilir. E, bu benim kısa yöntemim. Yani ekokta kullanıyorum. Da, diğer türlü ne yapacağız? 504 ya toplam uzunluğumuz. 504'ü 56'ya böleceğiz. 9 tane çıkacak. Bir de 504'ü hani şunların toplam uzunluğu 72 idi. 72'ye böleceğiz. O da 7 tane çıkacak. Dolayısıyla toplam 16 parça olacak. Cevabımız C seçeneği. Geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda 648 adet yumurtanın tamamı her biri 30'dan az eşit sayıda yumurta alan kolilere konularak satışa sunulacak. Şimdi yumurtaların tamamı eğer eşit bir şekilde kolilere konulacaksa demek ki bir kolideki yumurta sayısı kesinlikle 648'i bölen 648'in çarpanı bir sayı olmalı değil mi? O bir kenarda dursun. Belirli sayıda koli satıldıktan sonra satılmayan yumurta sayısının 360 olduğu görülmüştür. Ha, şimdi bakın koli koli yumurtaları satıyoruz, e sonra 360 tane yumurta kalıyor. O zaman bu kalanlar da arkadaşlar o bir kolideki bulunan yumurta sayısının bir çarpanı olmalı. Daha doğrusu kalanlar da bir kolideki yumurta sayısının katı olmalı. Yani bir kolideki yumurta sayısı o zaman hem 648'in bir çarpanı olmalı. Yani hem 648'i tam bölmeli hem de 360'ı tam bölmeli. Bakalım ikisini tam bölen ne var? En büyük. Önce onu bir bulalım. Şimdi büyük bir sayıyla başlamak istiyorum. Sanki ikisi de 12'ye bölünüyor. 12'ye bölerek başlayalım. 5 tane 12 60. 48 12 4 kere. Burası da 30. Evet bakıyorum başka ikisini ortak bölen 6'yı görüyorum. Bir de 6'ya bölerek başlayalım. Burası 5 oldu. Burası da 6 kere 9 54 oldu. Evet başka ikisini bölen bir sayı yok ya. O zaman bir koldeki yumurta sayısı 72 tane olabiliyormuş. Ama ne de biliyoruz biz? EBOB'un çarpanlarına bakılır. Yani bir koldeki yumurta sayısı 1 de olabilir, 72 de olabilir. 2 de olabilir, 36 de olabilir. 3 de olabilir, 24 de olabilir. 4 de olabilir, 18 de olabilir. 6 da olabilir, 12 de olabilir. İhtimaller bunlar. Bir de 8 ve 9 da olabilir. Peki bir koldeki yumurta sayısı 30'dan az olduğuna göre 72'yi 36'yı direkt ele. Bir de en az kaç koli yumurta satıldı diyor ya o zaman koldaki yumurta sayısını en fazla alalım 24. Peki satılanları soruyordu bize. 648 tane yumurtamız vardı. 360 tanesi kalmış. O zaman satılan yumurta sayısı ne yapar? 288 yapar. Yine de sağlamasını yapalım. Toplayalım ikisini. 500, 648'i veriyor mu? Veriyor. Tamam. Bu satılan yumurta sayısı da 24, 24 koli dediğimize göre bakalım kaç koliymiş? 1 kere 24, 24 kaldı. 48, 48 de 24. 2 kere var. O zaman 12 koli arkadaşlar yumurta satılmış olacak. Geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuzu ilk olarak güzel okuyacağız, tek seferde anlamaya çalışacağız. Gördüğümüz önemli yerlerin altını çizeceğiz. Bir kırtasiyede 640 adet kırmızı, 520 adet mavi bilye varmış. Bu bilyelerin tamamı her kutuda eşit sayıda ve aynı renkte bilyeler olmak üzere en az sayıda kutuya konularak satılacakmış. Aşağıda bu kırtasiyede satılan bir kırmızı bilye kutusunun bir futbol topunun fiyatı verilmiş. Bir kırmızı bilye kutusunun ve bir futbol topunun fiyatı verilmiş. Ha tamam. Bu gün sonunda kırmızı bilye kutusu ile futbol topu satışından elde edilen gelirler birbirlerine eşit ve satılmayan mavi bilye kutusu satılmayan kırmızı bilye kutu sayısının 3 katıymış. Maviler kırmızıların 3 katı satılmayan kutular tamam o da tamam. Bu kırtasiyede aynı günün sonunda bu 3 ürünün satışından elde edilen toplam gelir ise 2500 TL olduğuna göre bir mavi bilye kutusunun fiyatı kaç Türk lirasıdır? Yine arkadaşlar çok böyle şumullu düşünmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Yani çok yönlü düşüneceğiz bu soruda da. Yani sorudaki her bilgiyi kullanmaya çalışacağız. Bir defa ilk olarak 640 tane kırmızı bilyemiz varsa, 520 tane mavi bilyemiz varsa ve biz bunları en az sayıda kutuya eşit bir şekilde paylaştırmak istiyorsak bir kutudaki bilye sayısı ikisinde bölen en büyük sayı olmalı. O zaman evoplarını bularak başlıyorum. İkisini bölen 20 var. 20 ile başlayalım. Gördüğüm yani şu an 20 var. Belki daha büyük sayılarla çıkacak. 20'ye böldük. Burası 32 oldu. Burası da 26 oldu. İkisini bölen şu an 2 görüyorum. Bunlara işaret de koyalım. Burası 16 oldu. Burası 13 oldu. Evet başka ortak bölenleri yok. O zaman e, biz bunları 40'ar 40'ar ne yapalım? E, kutulayalım. Her kutuda 40 tane bilye olsun. Burayı anladık değil mi? Peki o zaman 640'ı 40'a böldüğümüzde kaç kutu yapıyor? kırmızı kutulardan 16 tane kutu var. Mavi kutulardan şöyle mavi kutular yapalım. Mavi kutulardan da 520'yi 40'a bölersek 13 kutumuz var. Tamam burayı da anladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu elde edilen gelirler var ya. Futbol topundan elde edilen gelir ve kırmızı bilyelerin kutularından satışından elde edilen gelirler birbirlerine eşitmiş ya. O zaman buradan elde edilen gelir kesinlikle 60'ın katı olacak. Buradan elde edilen gelir de kesinlikle 75 liranın katı olacak. O zaman ikisinin ortak katı bir sayı olmalı. Getiriyorum ikisini 15'e bölüyorum. Burası 5, burası 4. İkisine bölen ortak bir sayı yok. 4 5'e e böldüm. Buralar 1 oldu. Bunların hepsini çarptık. Ne yaptı? 60 çarpı 5'ten 300 TL gelir elde edersek eğer bundan ve bundan da 300 TL gelir elde edersek elde edilen gelirler eşit olmuş oluyor. Peki Sonra bu kırtasiyede aynı günün sonunda bu üç ürünün satışından elde edilen toplam gelir 2500 liraymış. Hem yani bir de şunu kaçırdım. Şuraya unutmayalım. Şimdi bu satışları yaptık ya. Satışlardan sonra satılmayan mavi bilye kutu sayısı satılmayan kırmızı bilye kutu sayısının da 3 katı olacakmış. Şimdi o zaman ilk olarak şu 300'e göre bir çözmeye çalışalım. Diyelim ki bundan 300 TL gelir elde ettik. E bundan da 300 TL gelir elde ettiğimizi düşünelim. O zaman bundan 300 TL gelir elde etmişsek 5 kutu satmış olacağız değil mi? 5 kutu. E 5 kutu satmışsak geriye kaç kutu kalır? 11 kutu kalır. E satılmayan mavi kutu sayısı, satılmayan kırmızı kutu sayısının 3 katı olacak diye o zaman bundan 33 kutu kalması gerekir. Olmadı. Demek ki bunları siliyorum. 300 olmayacak. 300'ü geri alıyorum. Peki 300 olmayacaksa ekokun katları olabilirdi ya. Bundan 600 TL gelir elde ettiğimizi düşüneceğiz bundan da 600 TL gelir elde ettiğimizi düşüneceğiz Peki 600 TL gelir elde etmişsek bundan 10 kutu satmış oluyoruz e, 10 kutu satmışsak Kaç tane kırmızı kutu kalmış oluyor 16-10 6 kutu kalmış oluyor e, O zaman da e, Satılmayan mavi kutu sayısı satılmayan kırmızı kutu sayısının 3 katı ya e, Bundan da o zaman 18 kutu kalması lazım e, Zaten 13 kutu var değil mi 600 de olmadı 600 de sildik Evet, o zaman yine Ekok'un katlarına devam ediyoruz. 900 TL. Bundan 900 TL gelir elde ettiğimizi düşünelim. Bundan da 900 TL gelir elde ettiğimizi düşünelim. 900 TL gelir elde etmek için bundan 15 kutu satmak gerekir. E, hepsi 16 kutuydu. O zaman 1 kutu kaldı. E, o zaman bundan da 3 kutu kalması gerekiyor. Bundan 3 kutu kalması için 10 kutu satmış olmamız gerekiyor. Peki şimdi elde edilen toplam gelire bakın. 900 artı 900 futbol toplarından ve kırmızı bilyelerin bulunduğu kutulardan 1800 lira gelir elde ettik. E, toplam gelir 2500 liraysa bu 2500'den 1800'ü çıkarttığımızda demek ki 700 TL de mavi bilyelerin bulunduğu kutulardan gelir elde etmişiz. Peki kaç tane mavi kutumuz satılmıştı? 10 kutu satılmıştı. Bu 700'ü getirip 10'a bölersek bir kutu mavinin 70 TL olduğu ortaya çıkacak işte. Bakın yine çok yönlü düşünmemiz gereken bir soru. Yine ihtimalleri e, teker teker denedik. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan ve sabırla dikkatli bir şekilde bir her e, olasılığı denedik. Geçelim o zaman 14. sorumuza. 14. sorumuzda aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şekli olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiş. Bu kat planı üzerindeki bazı bölümlerin alanları gösterilmiş. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunluklarında doğal sayı olduğunu söylemiş. Buna göre bu planda Alanları verilmeyen şuradaki arşiv ve şuradaki mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir diye sorulmuş. Evet böyle bir soru yine eski yıllarda da örnek soru içerisinde yayınlanmıştı buna benzer bir soru. Bu da onun bir benzeri. Böyle sorulara nereden başlanır? Şuradan başlanır bakın. Dikdörtgenlerin şurada ortak kenarları var. Hem bu toplantı odasının hem de kütüphanenin burada bir ortak kenarı var. İşte bu ortak kenar hani alan iki kenarın çarpımı olduğuna göre bu ortak kenar hem 24'ün bir çarpanı olmalı hem de 21'in bir çarpanı olmalı. O da iki ihtimal var. 24'ün ve 21'in ortak çarpanına baktığımızda 3 var. O zaman 3'ün çarpanları da olabiliyordu ya. Yani ya 1 olacak ya da 3 olacak. Ama 1 alırsak olmaz gibi. Biz önce 3'ü deneyelim. Buraya 3 verdiğimizde burası 7 metre olur. Ki 21'i vermesi için. Yine buraya 3 metre verdiğimizde burada 8 metre olur. Bir de 1'i de yine deneyebiliriz. O bir kenarda aklımızda kalsın. Şimdi aynı şekilde bakın. Burada mutfağın bir kenarıyla Buradaki çalışma ofisin bir kenarı ortak. O zaman bu kenar hem 35'in hem 30'un ortak bir çarpanı olmalı. O da ne var görebildiğimiz? 5 metre var. O zaman burası 6 metre olur. Ee, bir de burası 7 metre var. Burada o zaman pardon burası ortaktı ya, burası 5 metre burası da 7 metre olacak. Şimdi gelelim, burada bir de koridorumuz var 32 metrekare. Bu 32 metrekarenin çarpanları 1'e 32 olursa eğer, o zaman buralar büyük çıkar. Ama bizden az istemişti kenarları. Az istediği için ne yapalım? 2'ye 16'yı düşünelim. 2'ye 16'yı düşünürsek bakın buradan buraya kadar 8. E bir de burada buradan buraya kadar 7. 15 metre yapıyor. Yani buraya 1 metre kalıyor. Bakın az oluyor. O yüzden biz 2'ye 16'yı düşünelim. Yine burası şuradan şuraya kadar 7 metre. E buradan buraya kadar 6 metre toplam 13 yapıyor. E 16 olması için buraya da 3 metre kaldı. E buradan 3 çarpı 5 buranın alanı 15 metrekare. Burada 3 çarpı 1. Buranın alanı 3 metrekare. E topladığımızda da cevabımız 18 metrekare yapıyor. Eğer biz şu orta kenarı 1 alsaydık, o zaman burası 21 metrekare. Burada 24 metre olacak diye toplam 45 yapıyor. 32 zaten elde edemeyecektik. O yüzden 1 olmayacağı aşikarmış. Geçelim 15. sorumuza. 15. sorumuzda Beren'in her birinde yalnızca 1 TL'lerin bulunduğu 2 tane kumbarası varmış. Bu kumbaraların birinde 150 adet diğerinde de 90 adet madeni para bulunuyor. Hep 1 lira. Beren her gün bu kumbaraların birinden diğer kumbaradaki para kadar alıp harcadık, harcadığında... ...bir süre sonra kumbaralarda kalan para sayıları eşitleniyor. Bak her gün kumbaraların birinden diğer kumbaradaki para kadar alıp harcadığında... Kalan paraların sayıları yani adetleri eşitleniyormuş. Tutarları değil. Buna göre son durumda bir kumbarada kalan para sayısı ile ilgili... ...bu ifadelerden hangileri doğrudur? O zaman bakın başlıyorum. Nereye kullanalım boşluk olarak? Şurayı kullanalım. Şimdi birinci kumbaramızda ne vardı? 150 adet para vardı. 150 lira. İkinci kumbaramızda da 90 lira paramız var. 90 adet paramız var. Peki birinci gün her gün ne yapılıyordu? Kumaraların birinden diğer kumaradaki para kadar alıp harcıyoruz. Peki buradan 90 lira o zaman. Diğer kumarada 90 lira var ya. 90 lira harcıyoruz. Kumaraların birinde diğer kumaradaki para kadar alıp harcayacağız. Yani diğer kumaradan harcamayacağız. Burada 60 lira kalacak. Burada da 90 lira kalacak. Birinci günün sonundaki durumumuz bu. Gelelim ikinci güne. Şimdi hangi kumaradan diğer kumaradaki para kadar harcayabiliriz? Tabii ki ikinci kumaradan Birinci kumbaradaki para kadar 60 TL harcayabiliriz ikinci gün. Tutup yani bundan 90 lira harcayamayacağımıza göre değil mi? O zaman ikinci günün sonunda bunda 30 lira kalacak. Bunda yine 60 lira duruyor. Yani bunda herhangi bir harcama yapılmadı. Yine eşitlenmedi. Çünkü ne zamana kadar devam ediyormuşuz? Bir süre sonra iki kumbaradaki paralar eşitleniyormuş. Peki üçüncü güne gelelim. Üçüncü gün yine kumbaraların birinde diğerindeki para kadar harcarsak eğer o da ancak bu birinci kumbara olur. Birinci kumbaradan ikinci kumbaradaki para kadar bir harcama yaparsak işte burada 30 lira kalır. Burada da zaten harcama yapmadığımız için burada da 30 lira var. İşte şimdi eşitlendi. Bakın şurası başlangıç. Şöyle göstereyim. Şurası başlangıçtaki kumbaradaki paralar. Şurası birinci günün sonundaki paralar. Birinci gün harcadıktan sonra. Şurası arkadaşlar ikinci gün harcandıktan sonra kumbarada kalan paralar. Şurası da üçüncü gün harcandıktan sonra kumbarada kalan paralar. Üçüncü gün zaten eşitlendi. Evet devam edelim. Şimdi birinci maddeyi okuyalım. Herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının toplamı Bir dakika tam okuyamadım cümleyi. Herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının toplamını tam böler. Ha, o zaman cümleyi şuradan alacağız son durumda bir kumbarada kalan para sayısı herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının toplamını tam böler. Ha, şimdi son durumda bir kumbarada kalan para sayısı. Burada o zaman 30 tane var. E burada da 30 tane var. O zaman bu 30 herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının toplamını tam böler. Mesela birinci günün sonunda kumbaralarda ne kadar kaldı? 150 lira. Evet 30 bunu tam böler. E burada 90 lira kaldı. Evet 30 bunu tam böler. Üçüncü günün sonunda toplam 60 lira kaldı. Evet 30 bunu da tam böler. O zaman birinciye doğru diyorum. Geliyorum ikinci cümleye. Son durumda yine buradan okuyarak başlıyorum. Son durumda bir kumbarada kalan para sayısı yani 30 unutmayın. Herhangi bir günün sonunda kumbarada kalan para sayılarının çarpımını tam böler. Az önce toplamını demişti şimdi çarpımına bakalım. Şimdi 60 çarpı 90 zaten hani 60 çarpı 90 hesaplamana bile gerek yok. 30 bunların bir çarpanı ikisini de tam böler hatta çarpımlarını da tam böler. İkinci günün sonunda 60 çarpı 30'u da 30 tam böler. Üçüncü günün sonunda 30 çarpı 30'u da 30 tam böler. Çünkü zaten 30 bunların bir çarpanı o yüzden bu da tamam. Gelelim üçüncü maddeye. Son durumda bir kumbarada kalan para sayısı yani 30. Herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının ebobudur. Bakalım. Birinci günün sonunda kumbaralarda kalan para sayıları 60 ve 90 60 ve 90'ın ebobu ne yapar ikisini bölen en büyük sayı? 30 yapar. Tamam bu doğru çıktı. Gelelim ikinci güne. İkinci günde 60 ve 30'un ebobu kumbaralarda kalan para sayılarının ebobu 60 ve 30'un ebobu, evet 30 çıkar. E bu da doğru. Üçüncü günde zaten 30-30 kalmıştı. 30 ve 30'un en büyük ortak böleni de 30. E o zaman bu da doğru. Demek ki arkadaşlar üçü de doğru. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 16. sorumuza. Evet 16. sorumuzda bir kırtasiyede 60 adet kırmızı kalem, 72 adet mavi kalem, 42 adet e, kalem kutusu bulunmaktaymış. O zaman bence bu sayıları yazalım. 60 adet kırmızı kalemimiz var. 72 tane mavi kalemimiz var ve 42 adet de kalem kutumuz varmış. Bunlar bir kenarda dursun. Bu kalemlerin tamamı her biri en fazla 15 kalem alan, bunun da altını çizmek lazım bak. En fazla 15 kalem alan kutulara her birinde eşit sayıda ve yalnızca bir renkten kalemler bulunmak şartıyla yerleştiriliyor. Bakın kalemlerin tamamını yerleştireceğiz. Her kutuya eşit sayıda yerleştireceğiz değil mi? Bu çok klasik bizim bildiğimiz bir soru tipi. Yani 60 ve 72'nin ortak bir böleni olmalı bir kutudaki kalem sayısı, değil mi? Tamam, okumaya devam edelim. Daha sonra bu kalemler kalem kutuları ile birlikte satışa sunuluyor. Buna göre satışa sunulan kalem kutusu sayısı en fazla kaçtır? Kalem kutusu sayısı en fazla kaçtır? Şimdi kalem kutusu sayısının fazla olması için bir kutuya koyacağımız kalem sayısını mümkün olduğu kadar az tutmalıyız, değil mi? İlk olarak şuna bakalım. Bir kutuya koyacağımız kalem sayısı hem 60'ı hem 72'nin bir ortak çarpanı olmalı. İkisini bölen 12'yi görüyorum. 6 ve 5. İkisini bölen başka bir sayı göremiyorum. O zaman bir kutuya 12 tane kalem koyarsak ama o zaman da ne olur? Kalem kutusu sayısı az olur. Burada en fazla diyor değil mi? Peki 12'nin çarpanları da olabilir değil mi? Bir kutuya bir kalem de koyabiliriz. 12 kalem de koyabiliriz. 2 kalem de koyabiliriz. 6 kalem de koyabiliriz. Bir kutuya 3 kalem de koyabiliriz. 4 kalem de koyabiliriz Şimdi kalem kutu sayısı fazla olsun diye önce biri düşünelim. Ama biri düşünemeyiz. Çünkü ne diyorum işte 42 tane kalem kutusu var demişti. Eğer biz her kutuya bir kalem koyarsak 60 tane kırmızılara gider. 72 tane de mavilere gider. Toplam 132 tane kalem kutusu gerekir. Bunu eledik. Geçelim 2'ye. Her kutuya 2 kalem koysak. O zaman 62'ye böl 30 kutu gerekir. 72 2'ye böl 36 kutu gerekir mavi kalemler için. Topla 30'da 32 62 tane kalem kutusu gerekir. Bu da olmadı, bunu da ele. Gelelim 3'e. Şimdi eğer her kalem kutusuna 3 tane kalem koyarsak. 60'ı 3'e böl. Hani kırmızı kalemler kaç tane kutu yapar? 20 kutu. Sonra gelelim 72 mavi kalemi üçer üçer kutulara koyarsak 24 kutu yapar. Yine olmadı. Toplam 44 kutu gerekti. Ama elimizde 42 kutu var. Hadi bu da elendi. Mecburen şimdi 4'e geçiyoruz. Şuraları siliyorum. Peki her kutuya 4 tane kalem koyarsak o zaman 15 tane kutu gerekir. Bunu da 4'e bölersek 18 tane kutu gerekir. Toplam 33 kutu var elimizde. Evet yeterli. 4, 6 ve 12'ye niye bakmıyorum? Çünkü o zaman kutu sayısı azalıyor. Bizden en fazla dediği için kalem sayısını çok az tutmaya çalışıyorum. Minimum tutmaya çalışıyorum. Peki bu durumda satışa sunulan kalem kutu sayısı 15 tane kırmızılardan oluşan kalem kutusu, 18 tane de mavi kalemlerin bulunduğu kalem kutuları toplam 33 tane en fazla kutu yapabiliyoruz. Geçelim o zaman 17. sorumuza. 17. sorumuzda bir metre istasyonunda A yönünden 6 dakikada bir, B yönünden ise 8 dakikada bir metro geliyor. Yine bunları kaçırmayalım altlarını çizelim. Her 6 dakikada bir A yönünden, her 8 dakikada bir de B yönünden metro geliyormuş. Metrolar saat 8.40'da aynı anda istasyona gelmişler. Güzel yani başlangıçta aynı anda gelen saatler verilmiş. Ama en başta çözdüğümüz bir soru vardı. İkisinin aynı anda geldiği saat verilmemişti. İlk olarak elle teker teker sayarak ilk olarak beraber geldiği saatleri bulmuştuk. Ondan sonra ekoklarını üzerine eklemiştik. Burada ama verilmiş. Tamam. Veren bu istasyona geldiğinde A ve B yönünden gelecek metroların istasyona ulaşmalarına 5'er dakika varmış. Bakın arkadaşlar hem A'dan gelen de 5 dakika varsa hem de B yönünden gelecek olan da 5 dakika varsa o zaman bu gelecek olan metrolar aynı saatte geliyor demektir. Değil mi? İkisi de aynı saatte geliyor bak. İkisinde de 5 dakika var. Güzel. Peki buna göre Beren'in bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne yapalım? Şimdi biri 6 dakikada bir, biri 8 dakikada bir geliyorsa 6 ve 8'in ortak katını alalım. 6 ve 8'in ortak katı ne yaptı? 24 dakika yaptı. 24 dakikada bir istasyona beraber gelecek. Şimdi 8.40'ın üzerine 24-24 eklersek tabii bu şıklardaki saatlere gelmemiz bizi bayağı uğraştıracak değil mi? 24-24 eklemek çok uğraştırır. 8'e 24 eklesen mesela 9'u 4 geç olur. E bir 24 daha eklesen 9-28 olur. Böyle böyle nasıl ekleyelim değil mi? Çok uğraştırır. Ne yapalım o zaman? Mesela 5 tane 24 ne yapıyor? 5 tane 24 120 dakika yapıyor. 120 dakika ne demek? 2 saat demek. O zaman 2 saat 2 saat birden ekleyelim. Değil mi? Böyle teker teker nokta nokta yapalım. 8.40'a 2 saat eklersek 10.40 olur. 12.40 olur 2 saat eklersek. 14.40 olur. 16.40 olur. Bakın 16.40'da bu iki istasyona beraber geliyor bu iki tane tren metro. Şimdi ışıklarda biraz yaklaştık. Bir de 18:40 ekleyelim, bir iki saat daha ekledik, 18:40 da olur. Peki önce 16.40'ı düşünelim. Şimdi eğer bu iki istasyona 16:40'da e, A ve B metroları aynı anda gelecekse ve şu an gelmelerine 5 dakika varsa, o zaman demek ki bunlar istasyona 16:35'te gelmiş olmaları gerekir. Ama 16:35'likler de yok bakın. Peki geçelim o zaman 18:40'a. 18:40'da beraber bu A ve B metroları geliyorsa ve şu an gelmelerine 5 dakika varsa 5 dakika varken gelmişler ya bu Beren istasyonu. Demek ki kaçta gelmiş oluyor istasyona? 18.35'te gelmiş oluyor. Var mı şıklarda? İşte var. Öyleyse Beren 18.35'te gelmiş. Şu an 5 dakika var. 18.40'ta ne yapıyor? İkisi de aynı anda bu istasyona gelmiş oluyor. Şunu da yapabilirdiniz. Eğer gelmesine 5 dakika varsa ve Beren'in geldiği saatler şıklarda verilmişse şıklara 5 dakika eklerdiniz. Mesela burası 15.40. İki istasyonun beraber aynı anda geldiği saat mi? Sonra 5 dakika ekle. 16.50. İki tane metronun da aynı anda geldiği saat mi diye. Öyle de kontrol yapabilirdiniz. Beşer dakika eklerdiniz. Sonra bir bakardınız 18.40. Evet gerçekten hem A metrosunun hem de B metrosunun aynı anda geldiği saat. Geçelim o zaman 18'in sorumuza. 18. sorumuzda markaları farklı 4 tane traktörden her birinin 1 dekar araziyi sürmek için tükettiği yakıt miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi 1 dekar araziyi sürerken A traktörü 15 lira harcıyormuş. B traktörü 20 lira. Ha hani niye farklı bunlar? Hani bazı traktörün motoru büyüktür değil mi? Daha fazla yakıt harcar. İkisinin e, teknoloji gelişmiştir az yakıt harcar gibi. A ve B marka traktörler 50 dekardan küçük bir araziyi birlikte sürerek eşit miktarda TL cinsinden eşit miktarda yakıt tüketmişler. C ve D marka traktörleri de 120 dekardan küçük bir araziyi birlikte sürerek TL cinsinden eşit tutarda yakıt tüketmişler. Her bir traktörün sürdüğü arazinin alanı dekar cinsinden doğal sayı. Buna göre bu traktörlerin tükettikleri yakıtların toplam tutarı en fazla kaç Türk lirasıdır diye sorulmuş. Şimdi önce A ve B'yi düşünelim. Şimdi bu bir tane dekar için 15 lira harcıyor. O zaman 2 dekar için 30 lira. Yani hep 15'in katı harcıyor. Bu hep 20'nin katı harcıyor. Peki 15 ve 20'nin ortak katı ne? 60 lira. Değil mi? E, ortak katı. Ekok'tan gittik. 60 lira yakıt tüketmeleri için bunun kaç dönüm, e, dönüm mü? Dekar mı? Kaç dekar sürmesi lazım ağanın? 4 dekar. Peki B'nin kaç dekar sürmesi lazım? 60 olması için 3 dekar. Ama bu durumda da dekar çok az oldu değil mi? 7 dekar oldu. Ne istiyordu bizden? 50 dekardan küçük en fazla istiyordu. Ha, o zaman arkadaşlar 4 ve 3'ün katlarını da alabilirsiniz. Yani bu bu 8 dekar bu da 6 dekar harcamış olsa 6 dekar sürmüş olsa 8 çarpı 15 bakın 120 lira harcamış olur. 6 çarpı 120 o da 120 lira harcamış olur. Ha, demek ki şimdi şunları geri alıyorum. Burası 4'ün katı burası 3'ün katı ya toplamları ne yapıyor? 7 yapıyor. Peki bu 7'nin kaç katını alırsak 50 dekardan küçük olur? Hani toplam ikisi beraber 50 dekardan küçük bir araziyi sürmüşler ya. 7 katını alırsak 49 yapar değil mi? He, o zaman bakın bu 4 ve 3'ün 7'şer katını alacağım. 4 ve 3'ün 7'şer katını alacağım. Ne yapar? 4 ve 3'ün 7 katı. 4 kere 7, 28 dekar bu sürmüş. 3 kere 7, 21 dekarda bu sürmüş oluyor. Ve toplam dekarları bakın... 49, 50'den küçük oluyor. Ve en fazla olmuş oluyorlar. Toplam tutarları da bakın eşit çıkacak. 28 çarpı 15, 280, 140 daha 420 lira tutmuş olacak. 21 çarpı 20, evet bu da 420 lira tutmuş olacak. Bakın eşit. Şimdi geçelim C ve D'yi de aynı şekilde düşünelim. Buradan bir dekar sürersek 16 lira, 2 dekar sürersek 32 lira. Yani hep 16'nın katı, bu da hep 24'ün katı. 16 ve 24'ün orta katı nedir? Hemen yazalım 16 ve 24'ün orta katı 48 dönümdür değil mi? 48 dekardır yine yukarıdakini de yaptığımızda yazalım ki 15 ve 20'nin orta katı da 60 ya şimdi 48 olması için bundan 3 bundan 2 dönüm 2 dekar sürmemiz gerekir veya bunların katları da olur peki bunları topladığımızda ne yapıyor 5 dekar yapıyor 120'den küçük olacağına göre bunun kaç katını almamız gerekir? 24 katını alsak 120 yapar. Olmaz. O zaman 23 katını alacağız. 3'ün 23 katını alırız. İşte burası 69 dekar sürülmüş. 2'nin de 23 katını alırız. Bu da 46 dekar sürülmüş olacak. Sonra bunları çarptığımızda da toplam tutarları bulmuş olacağız. 69 dekarla 16 lirayı çarpacağım bir kenarda. 69 çarpı 16. Ne yapar? 6 kere 9. 54. Elde var 5. 6 kere 6. 36. 36. 5 daha. 41. 1 kere 69. 69. Topladık 4. 10. 11 yaptı. Yani 1104 lira tuttu burası. 1104 lira. Şimdi diğerini çarpmanıza gerek yok. Zaten aynı çıkacak. Değil mi? Ona göre hesapladık. Bu da 1104 lira. İsterseniz çarpıp sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi gelelim toplam tutarımıza. Bir de toplam dekara bakın arkadaşlar. 64 ile pardon 69 ile 46'nın toplamı 120'den az çıkacak değil mi? 115 tekrar çıktı gördünüz mü? Peki toplam tutara bakalım. Ne yapar? Şuraları topladık 8. Sonra şuraları topladık 4. Buraları topladık 10. Elde var 1. Buradan da 3 geldi. 3048 yani cevabımız B seçeneği olmalı. Yine birazcık bir tık zor bir soru. Geçelim 19. sorumuza. 19. sorumuz yine biraz çok yönlü bir soru. Dikkatli düşünmemiz gereken, sorudaki ayrıntıları kaçırmamamız gereken bir soru. Bir parkta aşağıdaki gibi 3 tane koşu parkuru bulunuyor. Tamam. Parkurların başlangıç noktası A işte şurası. Ali 1 numaralı, Eren 2 numaralı, yazmış zaten kutuların içerisine. Mehmet de 3 numaralı parkurda aynı anda koşmaya başlayarak 1 saat boyunca koşuyorlar. Ali bir turu 120 saniyede, Eren 50 saniyede, Mehmet ise 40 saniyede tamamlıyormuş. Onları da bence yazalım kutuların içerisine. Şöyle bir beyaz kalem alayım. Ali bir turunu 120 saniyede. Tamam yazalım. Eren bir turunu 50 saniyede. Mehmet ise bir turunu 40 saniyede tamamlıyor. Tamam. Şimdi soruyu okumaya devam edelim. İlk yarım saatten sonra ha, şimdi bir saat boyunca koşuyorlardı ya demek ki 30. dakikadan sonra sistem değişiyor. 30. dakikadan sonra Ali hızını azaltarak bundan sonraki bir turu 150 saniyede tamamlamış. Ali'nin Eren ve Mehmet ile A noktasına karşılaşma durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi o zaman arkadaşlar şuraya ilk 30 dakikadaki incelememi yapacağım. Çünkü oradaki Ali'nin hızı farklı. Buraya da son 30 dakikadaki incelememi yapacağım. Burada da Ali'nin hızı farklı. Şimdi soru cümlesini okuyalım. Bundan sonrasında öyle ilerleyelim. Diyor ki Ali'nin Eren ve Mehmet ile A noktasına karşılaşma durumları. Bak Ali'nin Eren ve Mehmet ile A noktasına karşılaşma durumlarıyla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Önce A şıkkıyla başlayalım. Mehmet ile 1 saatlik koşu süresince toplam 15 kez karşılaşmıştır. Şimdi Ali değil mi soruyor bize unutmayın. Ali'nin Mehmet'le ilk 30 dakikada ne kadar karşılaştığını bulacağım. Ee, Mehmet 40 saniyede tamamlıyordu. Ali 120 saniyede tamamlıyordu. O zaman ben bu ikisinin ortak katını bulurum. Çünkü 120'nin ve 40'ın orta katı olan saniyelerde tekrar A noktasına karşılaşmış olacaklar. O da ne yapar? 120 yapar. Yani 120 saniyede bir bunlar burada buluşmuş oluyorlar. A noktasına karşılaşıyorlar. Peki 30 dakikanın içerisinde kaç tane 120 var? 30 dakikayı eğer 60 saniye ile çarparsanız 1800 saniye yapar. 1800 de 120'ye bölerseniz 15 kez karşılaşmış oluyorlar. 15 kez. Peki sadece burada 15 kez çıktı değil mi? Ama burada ne diyor? Toplam 15 kez diyor. O yüzden A şıkkının yanlış olduğunu anladık. Geçiyoruz B şıkkına. Eren ile 1 saati koşu süresince Mehmet'e göre daha fazla sayıda karşılaşmıştır. O zaman bence Mehmet'in şeyi de hesaplayalım. ben yani yarım bırakmayalım. Mehmet'le Ali'nin bu ikinci yarım saati de kaç defa karşılaştığını bulalım. Şuraya da yazalım. Ali ile Mehmet'in karşılaşma sayılarını buluyoruz şu an. Burası 15 kez çıktı. Şurayı da şöyle çizelim. Burada da Ali ile Mehmet'in karşılaşma sayılarını bulalım. Ali ikinci yarım saatte hani ne yapıyor? Bir turunu 150 saniyede tamamlıyor. Mehmet zaten yine 40 saniyede tamamlıyor. Peki bu ikisinin ortak katı ne olur diye düşünüyorum. 150-300 desek olmaz. 450 desek olmaz. 600 saniye. 600 saniyede bir turu tamamlamış oluyorlar. Yani daha doğrusu 600. saniyede ikisi de A noktasında buluşmuş oluyor. 600 saniyede bir A noktasında karşılaşıyorlar. Peki 30 dakikanın içerisinde kaç tane 600 saniye var? Bu 30 dakikayı önce 60 ile çarpıyorsunuz ve saniyeye dönüştürüyorsunuz. Sonra bunu 600'e böldüğünüzde 3 kez karşılaşmış oluyorlar. Yani Ali Mehmet'le ilk 30 dakikada 15 kez, son 30 dakikada 3 kez karşılaşmış oldu. Yani A şıkkına yanlış dedik. Bir gelelim Eren'le peki ilk 30 dakikada. Şimdi bir de onu hesaplayalım. Ali ile Eren ilk 30 dakikada kaç kez karşılaşır başlangıç noktasında? Ne yapacağız bu defa? Hangi sayıların ortak katını alacağız? Ali'nin 120 saniyesiyle Eren'in 50 saniyesinin ortak katı nedir? 120 ve 50'nin ortak katı 600 saniye olur. Değil mi? E, 600 saniyede bir karşılaşıyorlarsa 30 dakikanın içerisinde kaç tane 600 vardı? Az önce de yapmıştık. 3 kez karşılaşmış oluyorlar. Peki buraya geçelim. Burada Ali ile Eren ne kadar sürede bir karşılaşır? Buradaki Ali'nin süresi 150 saniyeydi turu tamamlama süresi. Eren yine 50. E, bunların ortak katı 150 çıkacak. 150 saniyede bir karşılaşıyorlar. O zaman 30 dakikanın içerisinde kaç tane 150 saniye var? 30 dakikayı 60 çarpıyorum. Saniyeye dönüştürüyorum. Buradan da 12 kez çıkacak. 12 kez karşılaşmış olacaklar. Şimdi B şıkkına ne demişti? Eren ile 1 saatlik koşu süresince Mehmet'e göre daha fazla sayıda karşılaşmıştır. Erenle 13 şey 2, 3 artı 12 15 kez karşılaşmış oluyor Eren'le toplamda. Mehmet'le ise 15 artı 3 18 kez karşılaşmış oluyor. Yani Mehmet'le daha fazla. Eren'le Mehmet'e göre daha fazla dediği için yanlış. Geçiyoruz C seçeneğine. Eren ile ilk yarım saatte ikinci yarım saate göre daha fazla sayıda karşılaşmıştır. Hayır, yanlış. İlk yarım saatte 3 kez, ikinci yarım saatte daha fazla. Bu da yanlış. Mehmet ile ikinci yarım saatte ilk yarım saate göre daha az sayıda karşılaşmıştır. Mehmet ile ikinci yarım saatte evet 3 kez, ilk yarım saatte 15 kez daha az ikinci yarım saat. O yüzden D seçeneğimiz doğru. Geçiyoruz 20. sorumuza. Geldik 20. sorumuza. A ve B radyolarında saat 10'da başlayan müzik programları yayınlanmaktaymış. A radyosunda her 12 dakikalık müzik yayının arasında ardından 4 dakikalık reklam. B radyosunda ise her 16 dakikalık müzik yayının ardından 4 dakikalık reklam yayın yapılmaktadır. Bu programlar başladıktan bir süre sonra Banu aynı anda A ve B radyolarını açtığında her iki radyoda da reklam yayını vardır. Bu iki programda müzik ile yayına başladığına göre Banu'nun radyoları açtığı saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar önce A radyosunu düşünelim. Nasıl ilerliyor? 12 dakika müzik ardından 4 dakika reklam. 12 müzik 4 dakika reklam diye nokta nokta gidiyor. O zaman ne yapıyorduk böyle sorularda? Bunu da bunu topluyorduk. Yani müziğin başlama saati her 16 dakikada bir oluyor. Yani 16'nın katlarında 16'nın katı olan dakikalarda müzik başlıyor. Değil mi? Peki gelelim B'ye. B'de durum nasıl? 16 dakika müzik artı 4 dakika reklam. 16 dakika müzik 4 dakika reklam. Bunları böyle birleştirdiğimizde 20'nin katı olan dakikalarda hep müzik başladığını söyleyebiliriz değil mi? Peki 16 ve 20'nin ortak katını buluruz. Şöyle ekok diyelim. 16 ve 20'nin ortak katını yanına çizgi çekerek de bulabilirsiniz. Veya sayılar kolay olduğu için büyük sayının katlarına da bakabilirsiniz. 40 olamaz, 60 olamaz, 80 olur. 80 hem 16'nın hem 20'nin ortak katı. O zaman arkadaşlar 80 dakikada bir müzikler aynı anda başlayacak. Peki ne yapalım şimdi? Saat 10'da müzikler aynı anda başladı. 80 dakika ileriye gidelim. 80 dakika demek 1 saat 10 dakika demek değil mi? Yani ne yaptı? 11'i pardon 1 saat 20 dakika demek. 11'i 20'de müzikler İkisinde de beraber başladı. Bizden ne istiyordu? Bu programlar başladıktan sonra Banu aynı anda radyoları açıyor. Her iki radyoda da reklam yayını varmış. Peki arkadaşlar 11'i 20 geçe müzik yayını başladığına göre her ikisinde de. Burada da 11'de 20 geçe müzik başladı. Burada da 11'i 20 geçe müzik başladı. Peki reklam ne zaman başlar? Hani müzik yayını burada 12 dakika sürüyordu ya. Şimdi bir sonraki müzik ne zaman başlayacak? 16 dakika sonra başlayacak. Yani şöyle diyelim hani 12 dakika program sürecek ya. 11.20 ile 11.32 arasında burada müzik var. Sonra reklam başlayacak. Burası ise 16 dakika sürüyordu. 20'nin üzerine 16 dakika eklersen 10.20 ile 11.36 arasında müzik var. Burada da müzik var. Burada da müzik var. Yani 11'i 21 olamaz. 11'i 23 olamaz. Peki bunlar 11.20'den 20'den önceki dakikalar. Hani burada ne kadar bir reklamımız vardı? 4 dakika. Yani 11.16 ile 11.20 arasında reklam var. Burada peki ne kadar reklam? 4 dakika geriye gel. Evet burada da 11-16 ile 1120 arasında reklam var. O zaman 11-16 ile 11 arasında olan şıkkımız 11-18. İşte burası reklam ama 11 müzik yayını olduğu için cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 21. sorumuza. Evet 21. sorumuzda aşağıda her birinde yalnızca bir tür şeker bulunan kutular ve kutuların içerisinde şeker sayıları verilmiş. Sütlüden 45, meyveden mail 54 gibi verilmiş sayılar. Verilen bu 4 kutu her grupta 2 kutu olacak şekilde gruplara ayrılıyor. Ha, yani biz bunu ikişer ikişer gruplara ayıracağız. Mesela bu ikisini bir grup, bu ikisini bir grup gibi i̇kişer, ikişer ikişer iki gruba ayıracağız. Ama hangileri grup olduğunu söylememiş. Önce bu gruplardan birindeki şekerlerin tamamı her bir poşette eşit sayıda ve tek tür şeker olacak şekilde poşetlere dolduruluyor. Sonra diğer gruptaki şekerlerin tamamı her poşette eşit sayıda ve tek tür şeker olacak şekilde poşetlere dolduruluyor. Buraları da anladık. Bu poşetlerin her birinde 3'ten fazla şeker bulunduğuna göre farklı türde şeker bulunan iki poşetteki şeker sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır? Yine zor bir soru, uğraştırıcı bir soru. Yine çok yönlü düşünmemiz gereken bir soru. Şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak arkadaşlar kafamıza göre gruplandıracağız. Mesela sütlü ve şekerliği bir grup yapsak. Sütlü ve şekerliği bir grup. Çikolatalıyı ve naneliği de bir grup yapsak. Bunları biraz şöyle sol tarafa alayım. Çünkü biraz yere de ihtiyacımız olacak bu soruyu çözerken. Şimdi 45 ve 54'ün ortak çarpanı nedir? Biz bunları eşit sayıda şey yapacağız ya. Eşit sayıda paketlere dolduracağız değil mi? Dolayısıyla ikisini bölen ne var bakıyorum? 9 var. Peki, ikisini bölen en büyük 9 var. 9'a bölsem 5, 9'a bölsem 6. O zaman ben bunları 9'ar 9'ar paketlersem biraz daha şöyle sağa doğru alayım. Eğer bir pakette 9 tane olursa sütlüden kaç tane oluyor? 5 tane oluyor bir pakette. Şekerliden kaç tane? Pardon, meyveliydi ya bu. Bunu M yapalım. Baş harfini yapacağım ya hep. Meyveliden de e, ne yapıyorum? 54'ü 9'a bölersem 6 tane oluyor. Fakat hani çarpanları da olabilir ya. 3 tane de olabilir. Hani EBOB'un çarpanları da olabilirdi. Bir pakette 3'ten fazla şeker bulunacak diyor. Ha olamaz. O zaman 9'un başka bir çarpanı yok. Geçelim çikolatalı ve naneliye. 60 ve 72'nin ortak çarpanı nedir? 12'dir. Eğer biz bunları 12'şer 12'şer paketlersek bu durumda çikolatalıdan kaç tane olacak? 5 paket. Naneliden kaç paket olacak? 6 paket olacak. Peki 12'nin çarpanları da olabilir burada 6 mesela 12'nin çarpanları 6'er 6'er paketlersek bundan 10 paket bundan kaç paket olur 6'ya böldüğümüzde 12 paket olur başka 12'nin çarpanlarında 4 var 4'er 4'er paketlersek bundan 15 paket bundan 18 paket olur başka da 3 falan da var ama 3 olamıyordu değil mi bir tane pakette 3'ten fazla şeker olması gerekiyordu. Evet buradaki bakıyorum en fazla 18 var bir pakette bulunan. E burada da en az 5 var. O zaman aralarındaki fark şu an 13 gibi gözüküyor. Başka ne yapalım şimdi? Sütlü ile çikolatalı bir grup yapalım. Geriye ne kalıyor? Meyveli ile de naneli bir grup yapalım. Peki sütlü ve çikolatalı bakacağız şimdi. 45 ve 60'ın ortak bölünü 15 var. Eğer 15-15 paketlersek bunda 3 tane olur bir pakette. Pardon 3 paket olur. Bunda 4 paket olur. Her pakette 15 tane şeker olursa. Peki 15'in çarpanları da olabilir. Mesela 5 de olabilir. 5'er 5'er paketlersek 45'i 5'e böl bu 9 paket. Ee, sonra 60'ı 5'e böl. Buradan da 12 paket oluyor. Başka da 15'in çarpanı 3 alı yapamayız. Gelelim meyveli ve naneliye. 54 ve 72'nin ortak çarpanı ne var? 6 desek olmaz. 18 var gibi değil mi? Evet 18. Eğer biz bunları 18'er 18'er her pakete 18 şeker koyarsak bu 3 paket olur. Bu ise 18'e böldüğümüzde 4 paket olur. 18'in çarpanlarında 9 da olabilir. 9'a böldüğümüzde bu 6 paket, bunu 9'a böldüğümüzde bu 8 paket olur. Başka 18'in çarpanlarında ne var? 6 var. 54'ü 6'ya böldüğümüzde 9 paket, 72'yi 6'ya böldüğümüzde 12 paket. Başka da 18'in çarpanlarında ne var? İşte 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Başka yok. 6'dan küçük olan 3'ü alamıyoruz. Peki başka ihtimaller neler? Bir de arkadaşlar son ihtimal. Şimdi sütlüyle meyveli bir grup yaptık. Sütlüyle çikolatalı bir grup yaptık. Şurası 1, şurası 2. Bir de üçüncü durum. Sütlü ile naneli bir grup. Meyveli ile çikolatalı başka bir grup yapacağız. Şöyle. Şimdi sütlü ve naneli bakıyorum. 1'i 45, 1'i 72 ya. Bunları bölen ortak sayı ne var diye düşünüyorum. 9. Yani bir pakette 9 şeker olursa burası 5 paket olur. 72 9 burası 8 paket olur. Ee, bu durumda 9'un çarpanlarında 3 var ama 3'ü alamıyoruz. Başka da olmuyor. Gelelim meyveli ve çikolata. 54 ve 60'ın ortak çarpanı 6 mı var? 6'ya bölsek 9, 6'ya bölsek 10. Evet. O zaman bir pakette 6 tane olsa, bu 9 paket olur, bu da 10 paket olur. Başka da altın çarpanlarında 3'ten büyük olan yok. Tamam, soru neydi peki? Farklı türdeki şeker bulunan iki poşetteki şeker sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır? Yani şeker sayıları, paket sayıları değil, şeker sayıları. Hmm. O zaman şimdi burada 9 tane şeker oluyor, burada 4 tane şeker oluyor bir pakette. Aralarındaki fark 5 yapıyor. Burada en fazla 18 şeker var. Burada da en az 5 var. 18-5, 13 oluyor. Burada en fazla 9, 6. Şeker sayısı 9-6, 3 oluyor. O zaman fark en fazla 13 oluyor. 22. sorumuzda belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engelleri yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst düzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan. Evet bunun altını çizelim. Bunu kaçırmamanız gerekiyor. Düz bir kaldırma. Kaldırmamız 30 metreden az. Unutmayın. Bu kaldırma işte bu görseldeki taşları döşeceğiz. Aralarında boşluk gelmeden, üst üste olmadan. Bu kaldırma yerleştirilen üst düzeyi kabartmalı. Kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? Evet bu taşların en çok olması için tabii ki bu yolu mümkün olduğu kadar en uzun bulmalıyız. Yola bakıyorsunuz bu 40 uzunluğundaki taşlarla tamamen döşendiğine göre demek ki bu yolun uzunluğu 40 santimetrenin bir katı olmalı. E bakıyorsunuz 70'lik taşlar da tam olarak denk gelmiş. E o zaman bu yolun uzunluğu 70'in de katı olmalı. E hem 40'ın katı hem 70'in katı. O zaman 40 ve 70'in ortak katı olmalı. En büyük olmalı ve 30 metreden az olmalı. Fakat dikkat edin bunlar santimetre. Şimdi bunların ortak katını bulmak için önce 10'a bölüyorum her ikisini de. 4 ve 7 geldi. Sonra 4'e böldüm 1. 7'ye böldüm 1. Bunların hepsini çarptım. 280 santimetre olabilir bu yolun uzunluğu. Ama bu en az. İkisinin ortak katlarının en küçüğü. Biz ne biliyoruz? Ekok'un katları da olabilir de. Yani 560 da olabilir bu yolun uzunluğu. Ama yol ne demişti? 30 metreden az demişti ya. Bir de en fazla istemişti ya. O zaman biz bunun daha fazla katlarını almalıyız. 30 metrenin yanına 2 sıfır ekleyerek santimetreye dönüştürüyorum. Yani 3000 santimetreden küçük en büyük. 280'in katını bulmalıyım. O da 10 katı olur, değil mi? 280'nin 10 katını alırsanız, bakın 2800 santimetre. Hem 3000'den küçük, 30 metreden hem de en büyük bir 11 katını alamam. O zaman 3000'i geçiyor çünkü. Peki, gelelim bizden istenen sarı renkli taşların sayısını bulmaya. 2800 ise buranın uzunluğunun en büyük değeri. E, bir tane sarı taşımızın uzunluğu 40'sa, 40 ise, 40'a böldüğümüzde, ne yapar? 70 tane buraya sarı taş en çok yerleştirilebilir. Biraz daha diğer sorulara göre kolay bir soru. Geçelim 23. sorumuza. Evet 23. sorumuzda yine her kitapta karşınıza çıkacak soru tiplerinden bir tanesi. Mehmet bisiklet için, bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere uzaklıkları 30 cm ve 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Şimdi merkezin yere uzaklığının 40 olması demek aslında bize yarı çapı vermiş arkadaşlar. Yarı çap uzunluğumuz 40 cm bunun yarı çap uzunluğu da merkezin yeri olan uzaklığı bu da 30 santimetre. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerleklerinin tam tur atarak tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar şunu bileceksiniz. Mesela bir tane şöyle bir tekerlek çizelim. Şu bizim tekerleğimiz olsun. Şurası da bizim yolumuz olsun. Şu da yolumuz. Şimdi bu tekerlek eğer bu yolu tam tur atarak tamamlıyorsa bakın yola bir işaret koyduk. Tekerleğe de bir işaret koyduk ve tekerleği döndürmeye başladık. Bu işaretli olan yer eğer tekrar yere değdiği anda bak tekrar yere değdiği anda ne yapmış oluyor? Bir tur atmış oluyor. Yani tekerlek bir tur attığında ne kadar yol ilerlemiş oluyor? Tekerin çevresi kadar yol ilerlemiş oluyor. Bir tur attığında. İşaretli olan yer bak tekrar yere değdi. Yani bir tur attı. Bu durumda aldığı yol tekerleğin çevresine eşit. Peki o zaman şimdi bu iki tekerlek de aynı mesafeli yolu tam tur atarak tamamlıyorsa demek ki bu yolumuz mesela bu yolumuza şöyle AB arası diyelim. Demek ki bu yolumuz hem bunun çevresinin bir katı olmak zorunda hem de bunun çevresinin bir katı. Bak yarı çapının değil çevresinin. Peki dairenin çevre formülü neydi? 2 pi r. Hemen bunun tekerleğinin çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 40'dan 240 cm bunun çevresi. Hemen diğer tekerimizin çevresini bulalım. 2 çarpı pi çarpı 30'dan 180 cm. O zaman bizim bu a ile b arasındaki yolumuz hem 240'ın bir tam katı olmalı hem de 180'in bir tam katı olmalı. O yüzden 240 ve 180'in ortak katını alacağım. Ne yapalım ne yapalım 20'ye bölerek başlayalım. Bunu 20'ye böldük 12 bunu 20'ye böldük 9. Başka ortak bölen 3 var. 3'e böldük 4, 3'e böldük 3. Başka ortak bölen yok. O zaman bir 3 bir de 4'e bölüyorum. Buralar 1 olmuş oluyor. Ne yapıyor bakalım? 9 e, çarpı 20 180 180 çarpı 4. Ortak katları 720 cm oluyor. İşte bu yol en az 720 cm olmalı ki iki teker de burayı tam tur atarak tamamlasın. Yani bu tür sorularda yapmanız gereken bu yolun uzunluğu tekerin çevresinin bir katı olmalı ki tam tur atarak yolu tamamlasın. Geçelim o zaman 24. sorumuza. 24. sorumuzda bir okulun her katındaki sınıflar 1'den 5'e kadar numaralandırılmış. Bu okuldaki yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sınıfın kat numarası sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuş. Bakın burayı anlamak da çok önemli. Diyelim ki birinci kat. Önce kat numarası birinci kat sonra birinci sınıf. Birinci kat ikinci sınıf, birinci kat üçüncü sınıf, birinci kat dördüncü sınıf, birinci kat beşinci sınıf. İşte her kattaki beş sınıfı böyle numaralandırmışlar. Aynı şekilde ikinci kat birinci sınıf, ikinci kat ikinci sınıf. Hemen ben bunları yazayım size hızlıca. Siz de tabii soruları çözerken yazmaktan erinmeyeceksiniz. Yazarak ilerleyeceğiz. Soruyu kafadan çözmek yok. Evet, bu da tamam. İşte bakın 3 katımız var, birinci kat, ikinci kat, 3. kat ve her katta 5 sınıfımız var. Böyle yazarak yaparsak soruyu daha iyi anlayacaksınız. Tamam. Evli ve Zeynep bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınıflarda sınava girmiş. Bak sınıfları numaraları bunlar. Asal olmayan sınıflarda girmişler. Yani hemen asal olanları eleyebilirsin. 11 numaralı sınıfta giren yok. 13'te giren yok. 23 asal sayı burada giren yok. 31 asal sayı burada giren yok. Başka da asal göremiyorum. Değil mi? Kaçırdığımız bir şey yok. Tamam. Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı varmış. Yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre salon numaralarının en küçük ortak katı kaçtır? Yani biz önce bunların salon numaralarını bulalım. Bir tane asal çarpanı olan sayıları bulalım. Ondan sonra ek okunu almak çok kolay. Peki bir önceki konumuzda bir tane asal çarpanı olan sayılar nelerdi? Bir asal sayılar değil mi? Kesinlikle onu biliyoruz. 2 var mesela. Bir tane asal çarpanı var. 3'ün bir tane. 5'in bir tane. 7'nin bir tane. 11'in bir tane. 13'ün bir tane. Bunlar bir tane asal çarpı olan sayılar ama sadece asal sayılar değil. Çok önemli bakın. Buraya 3 tane yıldız koyalım. Çok denemelerde karşınıza çıkacak. Bir tane asal çarpı olan sayılar. Asal sayıların bir de kuvvetleri. Mesela karesi. 4'ün de bir tane asal çarpanı var. Mesela 2'nin küpü. 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti. Asal sayıların kuvvetleri mesela 9'un da bir tane asal çarpanı var. 3'ün küpü 27, 3'ün 4. kuvveti 81. İşte 3'ün 5. kuvveti 243. Böyle asal sayıların kuvvetlerinin de bir tane asal çarpanı var. O yüzden bütün bu sayıları incelemenize gerek yok. Mesela 32 2 üzeri 5 olduğu için bir asal sayının kuvveti olduğu için bir tane asal çarpanı var. Demek ki biri 32 numaralı sınıfta girmiş. Diğeri de 25. 25 de bir asal sayının kuvveti ya. 5 bir tane asal çarpanı var. İşte bizden istenen 32 ve 25'in ortak katlarını istemiş. Bunlar da aralarında asal sayılar aslında. Ortak çarpanları yok. Yani direkt 32 ve 25'i çarpabilirsiniz. Ya da bunu göremediniz. O zaman ikiye böleceksiniz, bakacaksınız bunu bölüyor, bunu bölmüyor. Tekrar ikiye böleceksiniz, bunu böldü, bunu bölmedi. Tekrar ikiye böldünüz, bunu böldü, bunu bölmedi. Tekrar ikiye böldünüz, bunu böldü, bunu bölmedi. E bir daha ikiye böldünüz, bunu böldü, yine bunu bölmedi. E ee, bir de 5'e bölelim. Bunu böler. Bir de 5'e bölelim. Bunu böler. İşte bunların hepsini çarparsınız. Ne olur? Ee, 100, 800 olur değil mi bunların hepsinin çarpımı? Ortak katları. Yani 24'ün cevabı denizli olmalı. Geçelim 25. sorumuza. Evet 25. sorumuzda merdivenin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm'den fazla olmamalıdır. Evet bunun hemen altını çizdik. Ayrıca aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiş. Tamam. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Şimdi arkadaşlar bakın merdivenlerin hepsi eşit değil mi şu yükseklikleri? O zaman o zaman bu yükseklikler eşitse bu merdivenin bir basamağın yüksekliği kesinlikle şu 210'u ne yapmalı? Tam bölmeli. 210'un bir çarpanı, bir böleni olmalı. E aynı şekilde buradaki merdivenlerin basamakları da eşit ya. E o zaman 300'ün de bir çarpanı olmalı. O zaman bu 210 ve 300'ün ortak çarpanı bir sayı olmalı değil mi? Bunların EBOBlarını bulacağım. Peki bazı arkadaşlarınız şunu da yapabilir. Mesela şuradan 300'den bu 210'u çıkartır. E buranın yüksekliğini bulur. Buranın yüksekliği de 90 santim mi yapıyor? Başka bir arkadaşımız da hani hem 90'ı hem de 210'un EBOB'larını bulsa da olur. O da aynı cevabı verir. 90 ve 210'dan da yapabilirsiniz. Fark etmez. Peki ikisini bölen 30 görüyorum. 30'a bölerek başlıyorum. Burası 7 oluyor. Burası 10 oluyor. Evet başka da ortak çarpanları yok. Yani bulduğumuz bu 30 bir merdivenin yüksekliğinin alabileceği en büyük değer. Ama 30 alamam. Niye alamam? Çünkü merdivenin yüksekliği 18'den fazla olmamalıymış. O zaman ne biliyoruz biz? EBOB'un çarpanları da olabilir. Hemen 30'un çarpanlarına bakıyorum. Merdiven yüksekliği 1 de olabilir. 2 de olabilir. 15 de olabilir. 3 santim de olabilir. 10 santim de olabilir. 5 santim de olabilir. 6 santim de olabilir. Ama az merdiven olabilmesi için tabii ki merdivenin yüksek, mer, mer basamakların yüksekliklerini mümkün olduğu kadar büyük almalıyım. E, 30 alamıyorsam en büyük 15 almak isterim. E, 15'te 18'i geçmiyor. Tamam güzel. 15 alayım. Peki bu durumda kaç basamaktan oluşmuştur? Toplam yüksekliğimiz 300 ya her bir merdivenimizin yüksekliği de her bir basamağımızın yüksekliğinde 15 e aldık. E, o zaman 315'e bölerim. Direkt toplam 20 basamaktan oluştuğunu söyleyebilirim. Bu kadar. Değil mi? Daha kolay. Yani biraz eski yıllardaki sorular son yıllardaki sorulara göre bir tık daha kolay görüyorsun. Son sorulardan anlayacaksınızdır. 26. sorumuzda Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 miligram, 50 kuruşlukların ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Yani tartacak hani 8200'e bölüp 1 liralıklardan kaç tane olduğunu bulacak değil mi mantık bu. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaç liradır? Arkadaşlar bakın 1 liralıkları tartmış, 50 kuruşlukları tartmış, ikisinin ağırlığı da eşit çıkmış. Peki o zaman 1 liralıkların toplam ağırlığı 8200'ün katı olmak zorunda değil mi? Evet. E 50 kuruşlukların toplam ağırlığı da 6800'ün katı olmalı. Evet. E i̇kisi de birbirine eşitse demek ki bunların yani o 1 liralıkların toplam ağırlığı hem 8200'ün hem 6800'ün ortak katı bir şey olmalı. E o zaman ekok geldi aklıma. Ve ikisini de direkt 200'e bölerek başlayacağım. Bak ikisinin de 200'e bölündüğünü gördüm. Bunu 200'e bölersem 41. Bunu 200'e bölersem 34. Başka ortak bölen var mı? Başka yok. O zaman bir 41'e bir de 34'e bölerek buraları 1 yaptım. Bakın bu ekoku çok kısa bir şekilde buldum. Diğer türlü 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl. Çok uzardı. Böyle ortak bölen bir sayı görüyorsanız bu ortak bölenleri önce yazıp bitiriyorum. Ondan sonra da geriye ortak olmayanlar kalıyor. Bunları da direkt yazdım. Şimdi o zaman o zaman 1 liralıkların toplam ağırlığı toplam ağırlığı en az kaç lira olabiliyormuş? 41 çarpı 34 çarpı 200 yani ekokları kadar. İşte bu kadar gram oluyor 1 liralıkların toplam ağırlığı. Peki bunu da şey yapmayacağım ama çarpmayacağım. Çarpmanıza gerek yok. Çünkü ee, Hani biz en sonunda tekrar böleceğiz ya şimdi bu toplam ağırlığı 1, liralık, 1 liralığın ağırlığına bölerek 1 liralık madeni paralardan kaç tane olduğunu bir bulmam gerekiyor değil mi İşte bunu şimdi 8200'e Böleceğim e Bölerken tabii tekrar Sadeleştirme yapacağım şey yapmayacağım yani bak 41 ile 200'ün çarpımı zaten 8200 yapar Demek ki çarpmama gerek yokmuş 34 tane 1 liralık banknotlarımızdan var pardon demir paralarımızdan var Şimdi gelelim 50 kuruşluklara. 50 kuruşlukların da toplam ağırlığı 41 çarpı 34 çarpı 200 gram o zaman değil mi? İkisi de birbirine eşit ya. Hem şeyin 6800'ün hem 8200'ün katı olan sayı bu. Tamam. Bunu da getirelim. Bir tane 50 kuruşluğun ağırlığına bölelim. Bakalım kaç tane 50 kuruşluğumuz var. E bu ikisinin çarpımı zaten 6800 yapıyor. O zaman bundan da 41 tane var. 50 kuruşluk. 50 kuruşluk diyelim. Şimdi toplam paramızı hesaplayalım. 34 tane 1 lira 34 lira yapar. 41 tane 50 kuruş. Hani 2 tane 50 kuruş 1 lira yapıyor ya. O zaman 41'in yarısı ne? 20,5 lira yapar. 20,5. Toplarsam toplam param ne yaptı? 54,5 lira yaptı. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Geçelim o zaman 27. sorumuza. 27. sorumuzda bir toplantı salonu genişliği 60 cm olan koltuklar ve bir doğru boyunca aralarında 25 cm'lik boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiş. İki koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 cm'lik boşluk varmış. Evet arkadaşlar koltuklar bakıyorsunuz 60 cm ve aralarında 25'er cm boşluklar var. Sonra yine koltuk 60 cm yine 25 cm boşluk var. Tabi burada sona bakmak lazım. Koltukla başlamış boşlukla bittiğine göre o zaman biz buradaki duvarın yani bu iki duvar arasındaki boşluğun kesinlikle 85'in katı olduğunu söyleyebiliriz. Bak 60 artı 25 85, 60 artı 25 85 85 gidiyor. E, sonda da yine boşluk olduğuna göre burada 85 yapıyor. O zaman bu yolun uzunluğu e, bu iki duvar arasındaki mesafe tamamen 85'in katı. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santimetrelik boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp yine aynı yani burada duvara sıfır. Son koltuk ile duvar arasında 15 santim yani sonda da bir boşluğumuz varmış. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir? Şimdi koltukların zaten genişliği değişmiyor 60 ama bu defa aralarındaki boşluklarımız ne oluyor 15'e düşürmüş oluyor 60 artı 15 60 artı 15 Böyle gidiyor. Sonda da yine bir 60 artı son boşluğu da olduğunu söylemiş. E bu durumda bir koltuk ne kadar yer kaplıyor? 75 cm. E 75 75 diye gidiyor. O zaman bu iki duvar arasındaki mesafe 75'in de katı. Hani az önce 85'in katı olduğunu bulmuştuk. Şimdi de 75'in katı olduğunu bulduk. Öyleyse hem 85'in hem 75'in ortak katı olan sayıyı bulmalıyız. Bu da ekoku bize hatırlatıyor. Ekoklarını bulmak için ikisini bölen 5 ile başlıyorum. 5'e böldüğümde burası ne yaptı? 17 yaptı. Burası ne yaptı? 15 yaptı. Başka da ortak bölenleri olmadığı için bir 17'ye çarparak burayı 1 yapıyorum. Pardon 17'ye bölerek. Bir de 15'e bölerek burayı 1 yapıyorum. Şimdi ekoku bulmak için yine bu üçünü çarpmayacağım. Bakın sadeleştirmeden gideceğim. Önceki soruda da yapmıştım ya. O zaman buranın iki duvar arasındaki mesafenin toplam uzunluğunun alabileceği en küçük değer 5 çarpı. 17 çarpı 15 çarpmanıza gerek yok. Böyle kalsın. Tamam şimdi gelelim. İlk durumda kaç tane koltuk vardı burada? İkinci durumda kaç tane koltuk var? Toplam mesafemiz 5 çarpı 17 çarpı 15. Eğer burayı getirip birinci durumdaki koltuğun kapladığı uzunluk 85 ya. 65'e bölmeyeceksiniz. Çünkü koltuklar böyle yapışık olsaydı 65'e bölerdik. Ama her koltuğun arasında 25 cm boşluk olduğu için bir koltuk 85 yer kaplıyor. O yüzden 85'e böleceğiz zaten 5 çarpı 17 85 yapar ya bunu sadeleştirir. İşte bakın çarpmamamızın amacı buydu. Sadeleştirerek sonucu daha kısa sürede bulabileceğiz. Demek ki ilk durumda 15 tane koltuk varmış. Şimdi gelelim ikinci duruma. İki duvar arasındaki mesafe 5 çarpı 17 çarpı 15. İkinci durumda bir koltuğun kapladığı uzunluk 75 cm. Getiriyorsunuz 5 çarpı 15 75 yaptığı için bunu, bunu sadeleştiriyorsunuz. İkinci durumda da 17 tane koltuk yerleşmiş. O zaman ilk duruma göre İki tane daha fazla koltuk yerleşmiş olacak en az. Bu sorumuzda bu şekilde. Geçelim o zaman 28. sorumuza. 28. sorumuz arkadaşları sinemaya giden Sercan kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücretleri verilmiş. Bak 16 TL ve 12 TL. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Buna göre Sercan en az en az kaç tane sinema bileti almıştır? Aslında kolay bir soru. Çünkü hani tam biletleri ödediği ücret mutlaka 16'nın katı olmalı. E, sinema indirimli biletleri ödediği ücret mutlaka 12'nin katı olmalı. E, o zaman ikisi birbirlerine eşitse biz ne arıyoruz o zaman? 16 ve 12'nin ortak katı olan bir sayı arıyoruz. İkisi de 4'e bölünüyor. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4. Başka ortak bölenleri olmayınca bir 4 bir de 3 yaparsınız. Buralar 1 olur. 16 çarpı 3'ten 48 lira, yani 48 lira ikisinin toplamı değil ha, tam biletlere 48 lira ödemiş olabilir, en az indirimli biletlere de en az 48 lira ödemiş olabilir. Ama şunu unutmayın, unutmayın, ekokun katları da olabiliyordu, yani 48'in katları 90 lira olabilir, 144 de olabilir. Ama en az dediği için biz 48 alacağız. Peki 16 liralık biletlerden kaç tane almıştır? 3 tane almıştır 48 olması için. 12 liralık biletlerden de 4 tane almıştır ve ikisinin ücretleri eşit çıktı. O zaman toplam en az 7 tane bilet alması gerekiyor. Geçelim 29. sorumuza. 29. sorumuzda aşağıda biri 600 gramlık, diğeri de 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiş. Bu 160 lira, bu da 180 lira. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka satışından elde ettiği gelire eşit yine eşit var. O zaman bu soruda da ekok var arkadaşlar. Hani böyle bir şeyler eşitleniyorsa mutlaka bunlar ortak katlarında eşitleniyor, değil mi? Hani o bu onunla bu eşitleniyor diyorsa aslında aklımıza ekok gelmedi. Fakat burada şöyle bir hataya düşüyor öğrencilerim. Yani soruyu anlamadan çözmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki 600 ve 800'ün ortak katını arız. Bazen onu da yapacağız ama soruda diyorsa ki bunların satılan balların e, gramajları eşitleseydi evet 600 ve 800 ortak katını aldık. Ama ne diyor? Elde edilen gelirler eşit. Peki ben A marka baldan nasıl bir gelir elde ederim? Kesinlikle 160'ın katı olur. Yani bir kavanoz satsam 160 lira, 2 kavanoz satsam 320 lira. Hep 160'ın katı. Peki B markadan elde ettiğim gelir ya 180 liradır ya 360 liradır. Hep 180'in katı. O yüzden ikisinin ikisinden elde edilen gelirler eşitse 160 ve 180'in ortak katı bir sayı olmalı o eşit olan sayı. İkisini bölen 20 ile başlıyorum. 20'ye böldüğümde 8, 20'ye böldüğümde 9 başka da ortak bölenleri yok. 1, 8, bir de 9'a bölüyorum. Buralar 1 oluyor. Bunların hepsini çarpıyorum. Ortak katları 8 kere 9, 72. 72'nin iki katı da 144. Bir de sonuna 0 ekledim. 1440 lira ama yine bakın şu hataya düşmeyin. 1440 lira toplam gelir değil. Bundan da 1440 lira gelir elde edersek, bundan da 1440 lira gelir elde edersek işte o zaman elde edilen gelirler eşit olmuş olur ve 1440'da hem 160'ın katı olur hem de 180'in katı. Peki gelelim gelelim bu 160 liralık baldan kaç tane satmış oluruz? Ekok'ta şöyle bir kısa yöntem gösterebiliyordum size. 9 tane ama tabii ki kısa yönteme gerek de yok ne yapabilirsiniz? Elde edilen geliri getirip 160 liraya bölersiniz. Hani bir tanesi 160 liraydı ya kaç tane satmışız? 9 tane. Diğerinden kaç tane satmışız? Ondan da 8 tane. Yani 1440 lirayı getirip fiyatına bölersiniz 180 liraya. Buradan da 8 tane. Buradan da 9 tane. Onu da bulabilirsiniz. Şimdi gelelim bunların e, bu iki baldan yapmış olduğumuz toplam satış miktarı kaç kilogramdır? Yani gramajlarını hesaplamaya. 9 tane 600 gram. Ne yapar? 5400 gram. 8 tane 800 gram. Ne yapar? 6400 mü? Yok 64 evet. Ee, topladık ne yaptı? 11.800 gram yaptı. Kilograma dönüştürürsek 3 virgül yani bine böleriz. 11.8 kilo olur. Geçelim 30. sorumuza. 30. sorumuzda aşağıda bir iş yerini bulunan çay ve kahve makinesinin görselleri verilmiş. Bu makine eşit büyüklükteki bardaklara, bakın kaçırmayacağınız bir bilgi. Her defasında 80 mililitre çay, 60 mililitre kahve koyuyormuş. Ha, yani bardakların aslında eşit büyüklük olması çok da işimize yaramadı. Çünkü içine koyduğumuz çay miktarı ve kahve miktarı farklıymış. Tamam. Pazartesi günü bu makineden toplam 280 bardak çay ve kahve alınmış. Çay ve kahve. Yani bu 280 ikisinin toplamı değil mi? Sadece çay değil. Makinenin bardakları koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşit. Bak yine eşitleniyor. Yani yine bu soruda da ekok var. Neleri eşitleyeceğiz? Bardaklara koyduğumuz çay miktarlarıyla bardaklara koyduğumuz kahve miktarlarını eşitleyeceğiz. Pazartesi günü bu makineden toplam kaç bardak çay alınmıştır? Bakın Bardaklara koyduğumuz çay miktarları kesinlikle 80'in katı olmalı çünkü her bardağa 80 mililitre koyuyoruz Peki bardaklara koyduğumuz kahve miktarları kesinlikle 60'ın katı olmalı e Bunlar eşitse demek ki 60 ve 80'in ortak katı olan bir sayıda Bunlar eşitlenecek e Zaten kafadan bulunabilecek bir sayı Bunların ortak katları 240 mililitre Yani çaydan 240 mililitre koyduğumuzda hem 3 bardak olmuş olur, tam 80'in katı olur. Ve kahveden de 240 mililitre koyduğumuzda bu da 60'ın katı olur. 4 bardak koymuş oluruz. Ve ikisi de birbirlerine eşit olmuş olur. Fakat şöyle bir problem var. Ee, toplam kaç bardak olmuştu? Bundan 3 bardak, bundan da 4 bardaktı değil mi? Evet. Toplam 7 bardak oluyor arkadaşlar. Ama burada ne demişti? Pazartesi günü bu makineden toplamda 280 bardak çay ve kahve koyulduğunu söylemişti. Ha, biz ne demiştik? Ekok'un katları da alınabilir. Yani bu 240 değil de 480 de olabilir. Çay ve kahve miktarları. 720 de olabilir. Bu şekilde katlarını almanız gerekiyor. Onu da kaç katı almanız gerektiğini nerede alacaksınız biliyor musunuz? Şu an en küçük aldığımızda 7 bardak çıkıyor ya. Bu 7 bardak ama 280 bardak olması gerekiyor. Peki 280'in kaç katı Pardon 7'nin kaç katı 280? 40 katı. İşte ekokunda 40 katını almanız gerekiyor o zaman. Her şeyin 40 katını alacaksınız. Bardak sayısının da, ekokunda ne varsa işte. Kaç bardak çay alınmıştır? O zaman bunun da 40 katını alın. Hatta ekokun 40 katını alıp uğraşmanıza gerek yok. Dediğim gibi her şeyin 40 katını alabilirsiniz. 120 tane çay doldurulmuştur. 120 bardak çay. Bunun da 40 katına alın. 160 bardakta kahve doldurulmuştur. Ve gerçekten toplamları da bakın. 280 bardak yapıyor. Bizden çay istediği için cevabımız A olmalı. Geçelim 31. sorumuza. 31. sorumuzda aşağıda bir teknoloji mağazasına satılan iki farklı cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiş. Yani maliyet alış fiyatı gibi düşünebilirsiniz. 4800 liraya alınıyormuş. 6000 liraya satılıyormuş A marka cep telefonu. B marka 5200 liraya alınıyormuş. 6700 liraya satılıyormuş. Aradaki de miktarda kar. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşittir. Yani arkadaşlar yine kok bir şeyler eşitlenecek ileride. Neler eşitlenecek? Karlar. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar gelelim A telefonundan bir tane satsak ne kadar kar elde ederiz bunu bulalım. 6000 eksi 4800 1200 lira karımız var bir telefondan. Peki B telefonundan 6700'den 5200'ü çıkarttınız. E, 1500 lira karımız var. E, o zaman A telefonlarının satışından elde edilen toplam kar 1200'ün katı olmalı. 2 tane satsan 2 tane 1200. 3 tane satsan 3 tane 1200. Hep 1200'ün katı. E, B de hep 1500'ün katı. O zaman ikisi de birbirlerine eşitleneceklerse öyle bir sayı arıyoruz ki hem 1200'ün hem 1500'ün katı olan bir sayı arıyoruz. İkisini bölen büyük bir sayı görebiliyorum. 300. 300'e bölerek başladım. Burası 4, burası 5 oldu. Başka da ortak bölenleri yok. 4 ve 5'e böldüm. E bunların hepsinin çarpımları bize ortak katlarını verecek. O da ne yapar? 12 çarpı 3, 36. 3600 TL her birinden kar edersek hem 1200'ün katı ee, yok, 1500'ün katı olmadı. Niye olmadı? Bir daha kontrol edelim. 300'e böldük, 4. 300'e böldük, 5. 4 kere 5, 20. 20 çarpı 3, 6000'miş. Buradaki ekoku yanlış hesaplamışım. Şunları yanlış çarpmışım. Evet, 6000 lira. Kar edersek A marka cep telefonundan, gerçekten de bakın 1200'ün katı yani 5 tane satmışızdır. E, 1500'ün de katı, bundan da 4 tane satmışızdır. Ve o zaman toplam zaten 9 tane satmışızdır. Buradan bulduk hemen bakın bu elde ettiğimiz 6000 lira bir telefondan elde ettiğimiz kar bu 6000'i getirip 1200'e bölerseniz bundan 4 tane sattığınızı yine şuradan da bulabiliyorsunuz pardon 5 tane sattığınızı görüyorsunuz şu çapraz ekokta çapraz veriyordu ya kısa yöntemi 6000'i de 1500'e bölerseniz bundan da 4 tane sattığınızı göreceksiniz toplam 9 tane geçelim 32. sorumuza. 32. sorumuzda bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretiliyormuş. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiş. Bir tane kalın demir 35 kilo, bir tane ince demir 25 kilo. Tamam. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demir bulunacak şekilde paketlenmektedir. Ha, şimdi arkadaşlar kalınları... Getiriyorsun bir paket yapıyorsun. Bak kalın demirleri şöyle bir paket yapıyorsun. Şurada içinde kalın demirler var. İnce demirleri de getiriyorsun. Bir paket yapıyorsun. Bunun içinde de ince demirler var. Ama bunların toplam ağırlıkları eşitmiş. Burayı anladınız. Sonra her birinde aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. Tam orayı okumuştuk. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. İşte bu cümleyi de çok iyi anlamanız lazım. Tırımız 18 ton yük alabiliyor. Ama bir tıra bu paketlerden en çok 10 tane yüklenebiliyor. 10 tane. Şimdi 18 ton ne demek arkadaşlar kilograma dönüştürürsek? 18.000 kilo. E biz en çok 10 tane yükleyebiliyorsak tıra 18 bini 10'a bölün. Demek ki bu paketlerin bir tanesinin ağırlığı 1800 kilogramı geçmemeli. 1800 kilo olursa tamam olur. 10 tane alır. Ama bir paketimiz 1800'ü geçerse 1900 olursa 10 tane alamaz ki. O zaman 19 ton yapar. Olayı anladınız değil mi? Yani şu paketlerden paketlerin ağırlığı şöyle yazalım isterseniz buraya not alalım. Bir paketin ağırlığı bir paketin ağırlığı en çok 18.000 kilo olabilir. Evet şimdi devam ediyoruz. Buna göre ince demir bundan bir paketteki demir sayısı ile Kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Peki şimdi öncelikle arkadaşlar bu kalın demirlerin bir tanesi 35 kiloydu. O zaman bunun bir paketi kesinlikle 35'in katı. İnce demirlerin bir tanesi 25 kiloydu. Biz buraya hep ince demirler koyduğumuza göre ince demirlerin bulunan paketin ağırlığı da 25'in katı. E ikisi birbirine eşitse bana ne lazım? 35 ve 25'in ortak katı lazım. İkisini bölen 5 var. 7, pardon ters yazdım. 7'yi buraya yazacağım. 5'i buraya yazacağım. Ortak bölenleri başka yok. O zaman bir 5'e bir de 7'ye böldük. Buralar 1 oldu. Bunları çarptık. 25 çarpı 7. Ortak katları 175. Yani şu paketimiz 175 kilo olabilir. Ama biz ne biliyoruz? Ekokun katları da olabilir. Şimdi paket 175 olsa en çok 10 tane değil ki. Belki 100 tane koyarız değil mi? 100 tanesi 17 ton yapar çünkü. Çünkü burada ne demişti? En çok 10 tane paket konulabiliyor. Demek ki paketimiz 175'ten fazla. Hani 18.000'i geçmeyecek ya. O yüzden biz ne yaparız işte? Bu 175'in katlarını alırız. Kaç katını alırsak 18.000'i geçmez. Onu düşünün. Ee, 10 katını alsak 1750 değil. 100 katını alırsak işte o zaman bir paketin ağırlığı Pardon ya şuraya bir tane sıfır fazla yazmışım. Siz de beni hiç uyarmıyorsunuz. Hani 18.000 bir tırın alacağı ağırlıktı. Ee, bir tır 10 paket alabiliyordu. O yüzden ona böldük. 1800 bulduk. Heh. Bir paketin ağırlığı 18.000 değil. Bir paketin ağırlığı en çok 1800 kilo olmalı. Peki o zaman ekokun kaç katını alırsak 1800'ü geçmez? 10 katını alırsak. Yani bir paketi 1750 kilogram alıyorum. Ekokun 10 katını aldık. Bu da 1750 kilogram. Çünkü bir 11 katını alsak. 1800'ü geçecek. O zaman da tıra 10 tane yükleyemeyeceğiz. Peki gelelim şimdi bir pakette bulunan kalın demir sayısına. Bir paketimiz 1750 kiloydu. E bir tanesi de bunun 35 kiloydu. Bunu buna böleceğiz. Kaç tane olduğunu bulacağız. 50 tane. Hani zaten 35 kiloluklarda bir pakette 5 tane oluyordu ya. 10 katını aldık ekokun. Her şeyin 10 katını alabilirsiniz. 50 tane. Şimdi gelelim ince demirlerden bir pakette kaç tane var? 1750 paketin ağırlığı. Bir tane ince demirimiz 25 kilo. Buradan da ne çıktı? 70 tane çıktı. Zaten normalde 7 tane oluyordu bir pakette. Ekok'un 10 katını aldığımız için 70 tane oldu. Şimdi aralarındaki fark bir pakette 70 tane ince demir var. 50 tane kalın demir var. Aradaki fark 20 tane. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 33. sorumuza. 33. sorumuzda aşağıda biri 200 mililitrelik, diğeri 500 mililitrelik şişeler halinde satılan kolonyaların satış fiyatları verilmiş. Biri 10 lira, biri 23 lira. Bir fabrikada gün sonunda 200 mililitrelik ve 500 mililitrelik şişede doldurulan kolonya miktarları eşittir. Ee, i̇şte burada arkadaşlar kolonya miktarlarını eşitleyeceğiz. Yani yine ekok var ama fiyatlar eşit değil. Miktarlar eşit. 200 mililitre ve 500 mililitrenin ortak katını alacağız bu defa. Bir günde üretilen kolonyaların tamamının satışından elde edilen gelir de 1500 liradan fazlaymış. Buna göre e, bu satıştan en az kaç TL gelir elde edilmiştir. Şimdi arkadaşlar küçük paketlere şu küçük şişelere doldurduğumuz kolonyaların miktarı hep 200'ün katı olmalı. Bir şişe doldurursak bir tane 200, iki şişe doldurursak iki tane 200, üç tane 200 yani hep 200'ün katı. E büyük şişelere de hep 500'ün katı. E, bunlar nerede eşitlenir? İkisine çünkü doldurulan kolonya miktarları eşitmiş. 100'e böldüm ikisini. Burası 2 ve burası 5 oldu. Başka ortak bölenleri yok. Bir 2'ye bir de 5'e böldüm. Buralar 1 oldu. E bunları çarptım. 1000 mililitre de eşitleniyor. Bunların ortak katları 1000 mililitre. Peki 1000 mililitre olması için ortak katları direkt şöyle yazayım. 1000 mililitre. 1000 mililitre olması için bundan 5 şişe, bundan 2 şişe gerekiyor. Ama bu durumda bakın fiyatları ne tutuyor? Bundan 5 tane doldursak 50 lira tutuyor. E bundan da 2 tane doldursak 2 çarpı 23 46 lira tutuyor. E toplam tutar ne oluyor? İkisini şöyle toplayalım. 116 mı? Pardon ya nasıl toplama yaptım öyle? 50 artı 46 96 lira. 96 lira tutuyor. E ne demişti? Tutarımız ikisinden yani doldurduğumuz kolonyaların satışından elde edilen gelir 1500'den fazla demişti. O zaman düşündük, taşındık, biraz da kaşındık. O zaman ne geldi aklımıza? Eko'kun katlarını almamız gerekiyor değil mi? Eko'kun kaç katını alırsak elde edilen gelir 1500'ü geçer. Onun da kısa yöntemi var. Ne yaparım? 1500'ün içinde kaç tane 96 var? 1596'ya bölerim. 1 kere 96, 96. Geriye 540 mı kalır? Evet, 540 kalır. Şimdi kaç katını alalım? 5 katını alsak mı, 6 katını mı alsak? 6 katı fazla olur. 5 katını alırsak 450 30 daha 480 Geride ne kaldı? 60 kaldı. Şimdi demek ki arkadaşlar 1500'ün yani 96'nın 15 katını alsak 1500'ü geçemiyor. Bak hala 60 artıyor. O zaman bunun 16 katını almamız lazım değil mi? 96'nın 16 katını almamız lazım. Yani her şeyin 16 katını. Ekok'un 16 katını. Şişe miktarlarının 16 katını. Ama bize ne soruyor? Biz, bize elde eden gelir soruyor. O zaman biz direkt 96'nın 16 katını alsak yeterli. Diğerlerine gerek yok sorulan şeyi yapalım 96'ın 16 katını alacağım 6 kere 6 36 ee, Elde var 3 6 kere 9 54 3 daha 57 1 kere 96 96 Şuraya 6 yazdık buraya 13 yazdık elde var 1 14 15 1536 lira çıktı Hatta biz 15 katını alsaydık arkadaşlar 96'nın 1500'ü geçemeyecekti değil mi 1500'den fazla olmayacaktı O yüzden 16 katını aldık ki 1500'ü geçsin. Cevabınız bursa. Geçelim 34. sorumuza. 34. sorumuzda B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin td cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. He. Şimdi bunların satış fiyatları mı eşitmiş? Evet satış fiyatları birbirine eşitmiş bakın. Bu marketin 5 10 2020 tarihinde A marka ay çekya satışından elde edilen gelir 252 TL ve B marka ay satışından elde edilen gelir de 198 TL. Şimdi bunların fiyatları eşit ya. O zaman bu elde edilen gelirin bir çarpanı olmalı şişenin bir şişenin fiyatı. Hem 252'nin bir çarpanı olmalı, hem de 198'in bir çarpanı olmalı. Yani bu soru EBOB sorusu değil mi? İkisinin ortak çarpanını bulacağız. Peki bu 5 Ekim tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç lira daha fazladır? Bakalım. Şimdi birinden 252 lira gelir elde etmişiz. O zaman bir şişenin fiyatı 252'nin çarpanı olacak. E diğerinden de 198 lira gelir elde etmişiz. O zaman 198'in de bir çarpanı olacak. İkisinin ortak çarpanını bulmak istiyorum. Şimdi bakıyorum ikisi de 9'a bölünüyor. İkisi de 2'ye bölünüyor. 18'e bölerek başlayabilirim bence. Daha kısa sürer. 25'in içinde 18 bir kere var. Kaldı 7. 72'de 18 dört kere var. 19'da 18 bir kere. 18'de 18 bir kere. Başka da ortak çarpanları yok. O zaman bir şişenin fiyatı 18 lira olursa ve bu da 18 lira olursa da bunlar çok mazide kalan fiyatlar. Şimdi bundan o zaman 14 tane değil mi? Şu 252 lira olandan 14 tane. Diğerinden de 11 tane satılmış olur. A markasıydı bu. Bundan 14 tane satılırsa 252 lira gelir elde edilir. Bundan da 11 tane satılırsa yine 252 lira gelir elde edilir. Peki şimdi gelelim yağ miktarına. B'den ne kadar yağ satmış oluyoruz? Hani 2 litreydi ya bir tanesi. 11 tane sattığımıza göre 22 litre. A'dan ne kadar satmış oluyoruz? Bir tanesi 1,5 litreydi. 14'te 1,5'u çarparsam Şimdi 14'te 1'i çarpın 14 bir de yarımı çarpın oradan da 7 gelir Toplam 21 litre yapar Kaç litre fazla aradaki fark 1 litre fazla En az dediği için Biz de fiyatı maksimum tuttuk eğer fiyatı Mesela ebabın çarpanları alsaydık yani bir tanesini 9 lira alsaydık O zaman hani sattığımız adetler iki katına çıkacağı için birinden 28 tane Diğerinden 22 tane O zaman da litre farkları artacaktı o yüzden fiyat olarak alabileceğimiz en büyük değer aldık. Geçelim 35'in sorumuza. 35'in sorumuza. Aşağıda kare dik prizma şeklindeki koller herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az. Bunun kaçırmayacaksınız. Altını çizin. Bir soğuk hava deposu tavana kadar yerleştirilmiştir. Aynı soğuk hava deposunda bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kollerden hangisi ile de yapılabilir? Şimdi dikkat edin. Bakın e, kutumuzu birincide yatay olarak koymuşuz yani bir tane kutunun yüksekliği burada 30 30 ve sonuncu da 30 olduğuna göre demek ki bu depomuzun yüksekliği kesinlikle 30'un katı bir sayı olmalı burada ise kutumuzu dikey koymuşuz yani 80 80 80 yine tam olarak da olduğuna göre demek ki bu depomuzun yüksekliği o zaman da 80'in katı kolay bir soru hem o zaman 30'un hem 80'in ortak katı olan bir sayı Aklımıza ekoku getirdi. Kafadan yapabiliriz bunların ortak katını. O da 24 yapar değil mi? 240 yapar. 240 santimetre olabilir depomuz. Fakat 3 metreden az demiş. E 3 metreden az. Tamam o zaman çok da bir sıkıntı yok. 240 de 3 metreden az. Peki gelelim şimdi şıklara bakalım. Depomuzun yüksekliği 240 olduğunda biz bu kutuyu hem yatay hem dikey olarak yerleştirebilir miyiz? Yani hem 90'a tam bölünüyor mu? Hem de 20'ye tam bölünüyor mu? Hayır 90'a tam bölünmüyor. Hem 120'ye tam bölünüyor mu? Evet. 60'a da tam bölünüyor mu? Evet. O zaman bu iki şekilde de bu depoya tam olarak yerleştirilebilir. 180'e tam bölünmüyor. Burada da 60'a bölünür ama 45'e bölünmez. Burada hangisine bölünmemişti? 90'a bölünmemişti. O yüzden cevabımız B seçeneği diğer şıklara çarpıya atabiliriz. Geçelim 36. sorumuza. 36. sorumuza Deniz mahalle muhtarıyla görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuş. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımların birine 12'şer metre arayla kediler için diğerine de 15 metre arayla köpekler için ve kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde burası da çok önemli bakın başında ve sonunda varsa burada bir dikkat kesileceğiz. Az sonra göreceğiz neden önemli olduğunu mama kapları koymuş. Mahalle muhtarı da ne yapmış? Karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuş. Buna göre mahalle, mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuştur? Öncelikle arkadaşlar 180 metre uzunluğundaki kaldırımımızı çizelim ama biraz kalın oldu. Biraz bu kaldırımı ben incelteceğim. Şöyle 180 metre uzunluğunda bir kaldırımımız var. Tamam. Sonra ne yapmış? Buraya 12'şer metre aralıklarla kaldırımların bir tarafına 12 metre aralıklarla kediler için kaldırımın diğer tarafı ama sonuna da gelmiş denk gelmiş şöyle. Kaldırımın karşı tarafına da 15 metre aralıklarla ne yapmış? Köpekler için nokta koyduğum yerlere mama kapları koymuş. Ama kaldırımın başına ve sonuna da koymuş. Bakın onu da unutmayın. Peki muhtar ne yapmış? Bunların bu mama kaplarının karşı karşıya olduğu aynı hizada olduğu yer mesela şurası böyle aynı hizada olduğu yerlere birer su kabı koymuş. Peki o zaman şunu düşüneceksiniz. Bu mama kaplarıyla hani bu 12 metre aralıklarla konulan mama kaplarıyla 15 metre aralıklarla konulan mama kapları kaç metrede bir aynı hizaya gelir? Bakın bu yukarıdakiler hep 12'nin katlarında. 12'nin katlarına koyuluyor. 12. metre, 24. metre, 36. metre. Aşağıdakiler ise hep 15'in katlarını konuyor. 15. metre, 30. metre, 45. metre. O zaman ne aklımıza geldi? 12 ve 15'in ortak katı olan bir sayı olursa orada aynı hizaya gelir. Değil mi mama kapları? İkisinin ortak katını bulmak için 3'e böldük. Zaten kafadan çoğunuz şu an bulmuşsunuzdur. Burayı 4'e ve 5'e böldük. Buralar 1 oldu. Ne çıktı? 60 çıktı ortak katları. Peki bu 60 bize neyi verir? Bakın yeni nesil sorularda bulduğunuz her sayının ne olduğunu düşünerek ilerleyin. Yani ben şunu 60 buldum ama neyi buldum? 60 tane su kabı mı var? 60 tane mama kabı mı var. Bu değil. Biz şu an 60 metrede bu kedi ve köpeklere konulan mamaların karşılıklı aynı hizaya geldiğini bulduk. 60 metrede kedi ve köpeklere konulan kaplar aynı hizaya geliyor. Aynı hizaya geliyor. 60 metrede bir aynı hizaya geliyor. Peki? Buranın toplam uzunluğu kaç metreydi? 180 metreydi. 180 metrede kaç tane 60 var? 3 kere aynı hizaya mı geliyor? Hayır. 1 ekleyeceksiniz. 4 kere aynı hizaya geliyor. Neden biliyor musunuz? Bakın şimdi biz 180 60'a bölersek 3 yapıyor ya. Şöyle göstereyim bak. Hadi bir burada bir de burada. 60 60 60 180 olsun. 60 60 60 180. Peki mama kapları Kediler ve köpekler için konulan mama kapları 3 kez mi karşı karşıya geldi? Bakın 4 kez. Bir burada, bir burada, bir de burada, bir de burada. En başta ve en sonda varsa 1 ekliyorsunuz. Onu unutmayın. Peki 4 kez karşı karşıya geldi. Hem karşıya hem de kaldırma bu tarafına su kabı koyulacağı için. Bir de bunu 2 ile çarpıyorsunuz. 8 tane muhtar su kabı koymuş olması gerekiyor. Geçelim 37. sorumuza. 37. sorumuzda aşağıda bir ortaokul öğrencilerinin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin 1 metresinin fiyatı aşağıda verilmiş. Yani sen bu mavi kedi tırmalama rampasından yapmak istiyorsan ne yapacakmışsın? 15 metre mavi ip kullanacakmışsın. Ama mavi ipin 1 metresi ne kadarmış? 4 liraymış. Yok. Sen bu mordan yapmak istiyorsan pembeymiş pardon. O zaman bundan 12 metre pembe ip kullanman gerekiyor ve pembe ipinde 1 metresi 5 liraymış. Tamam. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renkten de eşit uzunlukta kullanılmış. Bakın arkadaşlar kat, kaç tane bu kedi tırmalama tahtalarından yaptıklarını bilmiyoruz ama kaç tane yapmışlarsa mavi ve pembelerden aynı uzunlukta ip kullanılmış. Çok önemli bir bilgi. Kullanılan iplerin toplam maliyeti de 1400 lira ile 1700 lira arasındaymış. Toplam iplerin maliyeti 1400 lira ile 1700 lira arasında. Tamam. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Ben mavi kedi tırmalama tahtalarından yapmak istiyorsam ne kadar ip kullanırım? Bir tane yapmak istiyorsam 15 metre. İki tane yapmak istiyorsam 30 metre. Yani hep 15'in katı. E, bu pembelerden yapmak istiyorsam bir tane de 12 metre ip kullanırım. İki tane yapmak istiyorsam 24. Hep 12'nin katı. E, bunlar birbirlerine eşitleneceklerse o zaman ne lazım bana? 15 metrenin ve 12 metrenin ortak katı bir sayı lazım. Zaten kafadan yine çoğunuz buldunuz. 60 metre ip kullanırsak arkadaşlar işte bundan kaç tane yapmış oluruz? 60 metre ip 4 tane bundan yapmış oluruz. Bundan 60 metre pembeden 60 metre ip kullanırsak bundan da ne yaparız? 5 tane yapmış oluruz ve kullanılan iplerin uzunlukları eşit oldu. 4 tane mavi, 5 tane de pembe kedi tırmalama tahtası yaptık. Peki bakalım toplam maliyeti ne tutuyor? 60 metre ip kullanmıştık ve mavi ipin metresi 4 lira. Bunu getiriyorsun 4 lirayla çarpıyorsun. Ne yapıyor? Mavi iplere 240 lira vermiş oluyoruz. Tabi şu an biz en aza hesaplıyoruz ha değil mi? Çünkü en az 4 tane 5 tane yapınca kullanılan iplerin uzunlukları eşit oluyor. Peki bundan da 5, 60 metre ip kullandık ve 1 metresi, pembenin 1 metresi 5 liraydı. E bunu da 5 lirayla çarparız. O zaman buna da 300 lira vermiş oluyoruz. Peki toplam tutar ne yapıyor? 540 lira yapıyor toplam tutar. Ama ne demişti toplam tutar? 1400 lirayla 1700 lira arasında olması gerektiğini söylemişti. Ne geldi aklımıza? Demek ki ekokun katlarını alacağız. Yani 60 metre değil de belki 120, belki 180 metre kullanılan ip. 60'ın katları da olabilir çünkü. Peki nereden bulacağız kaç katı olduğunu? Şuradan. 540'ın kaç katını alırsak 1400 lirayla 1700 arasında olur. 3 katını alırsak. Ne yapıyor çünkü 3 katı? 1620 lira oluyor. Kafadan hesaplayabiliriz. O zaman işte her şeyin 3 katını alacaksınız. Hani bundan 4 taneydi ya. Bunun da 3 katını alacaksınız. Ekok'un da 3 katını alacaksınız. O zaman bundan 12 tane. Bunun da 3 katını alırsınız. Bundan da 15 tane. Toplam 12 artı 15. Yani 17 tane kedi tırmalama tahtası. Ne 17'si ya. 27 tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır. Evet geçelim o zaman 38. sorumuza. 38. sorumuzda Ahmet ve Beyza'nın bir teknoloji mağazasının aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiş. Şimdi Ahmet bilgisayar alırken arkadaşlar bilgisayarın fiyatının bak peşinat ne demek? Peşin ödenen kısım %20'siymiş. Yani bilgisayarın tamamını direkt ödememiş. %20'sini peşin vermiş. Geriye kalanını da aylık 400-400 taksitle ödemiş. Beyza ne yapmış? Bilgisayarın fiyatının %10'unu peşin ödemiş. Onda birini yani ödemiş. Geri kalanını da 900-900 taksitlerle ödemiş. Ama ikisi de aynı bilgisayarı almış bilemiyoruz. Yani belki birisi farklı bilgisayar almıştı. Birisi ki pahalıdır, birisi ucuzdur. Onunla ilgili şu an bir bilgi bize vermedi. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra bak peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutarlar eşitmiş. Yani yine bir şeyler eşitleniyor ya yine ekok var taksitle ödeyeceği toplam tutarları eşitleyeceğiz. Her bir bilgisayarın fiyatı da 5000 liradan az olduğuna göre Ahmet ile Beyza aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç TL ödeme yapacaklardır? Şimdi Ahmet'in taksitle ödeyeceği tutar kesinlikle 400'ün katı olmalı. Çünkü bir taksit öderse 400, iki taksit öderse 2 tane 400, üç taksit öderse 3 tane 400. E, Beyza'nın ödeyeceği taksitle tutar da 900'ün katı olmalı. E bunlar birbirlerine eşitse 400 ve 900'ün ortak katını alırız. Yanlarına çizgi çektik. 100'e bölerek başladık. Burası 4, burası 9. İkisini bölen ortak bir sayı olmadığına göre 4 ve 9'a böldük. Ne yaptı bunların çarpımı? 3600 yaptı ekokları. Ee, o zaman 3600 lira taksitle bu ödemişse kaç taksit ödemiş olur? 9 taksit ve 3600 lira tutar. Taksitle ödeyeceği tutar. Bu da 4 taksit ödemiştir. E, bu da 3600 taksitle ödemiş. Tamam taksit tutarları eşit oldu. E, peki peşinat ne kadar verdiklerini bulacağız? Onu da şuradan bulacaksınız. Eğer Ahmet %20'sini peşin ödemişse %80'ini de yani geriye kalanı da taksit ödemiştir. Peki %80'i ödediği bilgisayarın %80'i 3600 lira ya taksitle ödediği tutar. O zaman bu peşin ödediği tutar %20'si ne kadardır diye bir orantı kurarsınız. Zaten %20 %80'in dörtte biri. Bunu da dörde böler. Yani peşin olarak da 900 lira ödediğini söyleyebiliriz. Gelelim Beyza'ya. Beyza, Beyza %10'unu %10'unu taksit ödemiş o zaman. %90'ını peşin ödemiştir. Peki %90'ı ne kadar? %90'ı 3600 lira. O zaman peşin ödediği bunun %10'u ya. Yani 9'da biri. E bunu da 9'a bölün. 400 lira tutacak. Bu da 400 lira ödemiş peşinat olarak. Gelelim bilgisayarın fiyatını hesaplamaya. 3600 taksit ödemişti. 900'ü de peşin alırken vermiş. E, toplam 4500 lira yapıyor. Aynı şekilde 3600 artı 400. E bu da 4000 lira yapıyor. O zaman toplam tutarları da 5000'den az teker teker. Toplamda 8500 olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 39. sorumuzda bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki tane pencere. Pencerelerin eş olduğunun altını çiziyoruz. Tüller ile aşağıdaki gibi süsleniyor. Tüllerin orta kısmının genişliği birinde pencerenin kenar uzunluğunun dörtte birine diğerinde de altıda birine eşit. Tüllerin orta kısımlarının genişliği de aynı zamanda bir tam sayıymış arkadaşlar. E, Pencerelerden birinin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burası arkadaşlar pencerenin şu genişliğinin dörtte birine eşitmiş ya. O zaman biz buraya x dediğimizde burası 4x olmaz mı? Olur. Ve bu x de bir tam sayı olduğuna göre demek ki pencerenin bir kenarı dördün katı bir sayı olmalı. Ee, yine bu pencerelerden birinin de altıda birine eşitmiş pencerenin genişliğinin. O zaman ben buraya y desem burada 6y olmaz mı? Bakın altıda biri ya olur. E buradan da şu sonuca varıyoruz. Pencerenin genişliği aynı zamanda altının da katı. Çünkü bu da bir tam sayıymış. Yani hem dördün katı hem altının katı. Çünkü bu pencereler eş. Bu buraya eşit. Peki 4 ve 6'nın ortak katı ne var? Ne geldi aklınıza? Hemen 12 geldi. Demek ki pencerenin genişliği arkadaşlar 12 olabilir en az. 12 olursa da alanı da ne olabilir? 12 çarpı 12'den. Çünkü bu bir kareydi. Değil mi? Bakın onun da altını çizmemişiz. Kare olduğunu unutmayalım. Pencerenin alanı da 12 çarpı 12'den en az 144 olabilir. Geçelim 40. sorumuza. 40. sorumuzda bir dükkanda eşit uzunluktaki iki tane rafımız var. Hemen altını çiziyoruz. Lastik ve jantlar aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiş. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 santimetre ve jantların her birinin çapı da 60 santimetre. Şimdi zaten gösteriyor bakın bir lastik bu rafta ne kadar yer kaplıyor biliyor musunuz? Çapı kadar, çapı kadar yer kaplıyor. Dolayısıyla 90 santimetre yer kaplıyor. İkinci lastik o da 90 santimetre yer kaplıyor. O zaman bizim bu rafımızın toplam uzunluğu ve sonda da bir boşluk olmadığına göre Kesinlikle 90'ın katı bir sayı olmalı e, Jantlarımız ne kadar yer kaplıyor rafta? Çapı kadar. Peki çapı kaç? 60 E O zaman bu rafın uzunluğu aynı zamanda 60'ın da katı bir sayı e, Ve birbirlerine eşit bunlar O zaman rafın uzunluğu hem 60'ın hem 90'ın ortak katı bir sayı olmalı Yine kafadan ekoklarını bulabileceğiniz bir sayı Değil mi? 90'ın ve 60'ın ortak katı en az 180 olur yani rafımızın uzunluğunun alabileceği en küçük değer 180 santimetre. Ama tabii ki rafımızın uzunluğu 180'in katları da olabilir. Çünkü ekokun katları alınır biliyorsunuz. Peki duvarın uzunluğu 10 metreden az ama en çok isteniyorsa o zaman ben 180'in katlarını alacağım. Rafımızın uzunluğu 360 da olabilir. Peki bu 10 metreyi santimetreye dönüştürürsek hani 1 metre 100 santimetre ya yani 1000 santimetreden az olacağına göre 180'in kaç katını alırız? 5 katını alırız. O da 900 santim olur rafımızın uzunluğu. Peki bu durumda raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki farkı bizden istemiş. 900'ü getirip 90'a bölersek 10 tane lastik olduğunu bulursunuz. Rafımızın uzunluğunu getirip 60'a bölersek 15 tane jant yerleştiğini bulmuş olursunuz. Aralarındaki fark 15 tane jant, 10 tane lastik. Aralarında 5 tane fark var. Cevabı da B buluruz. Geçelim 41. sorumuza. 41. sorumuz da aslında kolay bir soru. Ee, aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiş. Evet bunun uzunluğu 360 ile 400 arası tamam. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm'lik kareler. Birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçalarından taşmadan Doğru parçasından taşmadan dışarıya yerleştirmiş. Evet bakın Tam olarak yerleştirildiğine göre 5'lik kareler Demek ki buranın uzunluğu mutlaka bir 5'in katı bir sayı olmalı e Aynı yere bu 7'lik karelerde yerleştirildiğine göre 7'nin de katı olmalı O zaman aklınıza ekok geldi 5 e ve 7'nin ortak katı bir sayı olmalı bu A ile B doğrusu O da en az 35 olabilir Ama 35'in katları da olabilir 70 de olabilir Ama 360 ile 400 arasında olduğuna göre 35'in 10 katını alsak 350 olmadı. 11 katını alsak 385 de olabilir. Bulduk. aynı ile B arasındaki uzaklık 385 olmalı. Tamam sorumuz ne? Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yani yukarıdaki gibi derken dışarı taşmayacak tam yerleşecek. Doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Boşluk ve taşma olmaz. Bazı arkadaşlar hızlıca sadece olmazı okuyor. Yani hangisi olmaz diyor. Mesela 25 olmaz değil mi? 25 25 e yerleştiremeyiz. Direkt A şıkkını işaretliyor geçiyor. Halbuki burada taşma olmaz. Boşluk ve taşma olmaz diyor. O yüzden siz bu hataya düşmeyin. Şimdi şıkları görelim. 25 25 385'e tam olarak yerleştirebilir miyiz? Yani A ile B arasını bulduk ya. 385 cm. 25 25'e yerleştirirsek tam olarak yerleştiremeyiz. Bu olmaz. Ama taşma olmaz diye işaretlemeyin. 55 yerleştirilebilir mi? Bakalım 385, 55'e tam bölünüyor mu? 55'in katı mı 385? 7 tane desek 7 kere 5 35. Evet tam bölünüyor. O zaman bu taşma olmadan yerleştirilebilir. 70 tam olarak bölmez. 385'in bir çarpanı değil. Yine 105 de 385'i e tam bölmez. Cevabımız B olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 42. sorumuzda. Aşağıda İstanbul'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüslere ilgili bilgiler verilmiş. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan otobüs ilk olarak sabah 6'da başlıyormuş. Son hareket saati de gece 12'ymiş. Ee, ve İzmir'e gidecek olan 7'de başlıyormuş. Kaça kadar? 23'e kadar devam ediyormuş. Peki otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a yani bir buçuk saatte bir İstanbul'a, her iki saatte bir de İzmir'e. Altlarını çizelim. 90 dakikada bir İstanbul'a, 120 dakikada bir İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmektedir. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Şimdi arkadaşlar ilk olarak beraber hareket etme saatlerini de vermemiş. Onu elle sayarak bulacağız. Hani ilk sorumuz vardı ya. Onda da öyle yapmıştık. İlk olarak arkadaşlar mesela İstanbul'a giden ilk araç 6'da. İkinci araç kaçta olur? 1,5 saat sonra 7,30'da olur. Bunun ikinci aracı 2 iki saat sonra 9'da olur. Hala beraber kalkan aracı bulamadık. Peki bir tane daha ekleyelim 1.5 saat. Ne yaptı? 8.5 9. Ha bulduk. Bunun ikisi 11'de olur ama 9'da bakın ikisi aynı anda hareket ettiklerini bulduk. Evet, birinci aynı anda hareket ediş saati 9. Peki bundan sonra biri 90 dakikada, biri de 120 dakikada bir kalktığına göre 90 ve 120'nin ortak katı olan sayımız nedir? ortak katlarını kafadan bulabilirsiniz. 360. 360 dakikada bir beraber kalkacaklar. Yani 9'dan 360 dakika sonra ne yapar? 360 dakika zaten 6 saat demek ya 60'a bölerseniz. 6 saat sonra ne yapar? 15 yapar. E bir 6 saat daha ekleyin. 21 yapar. Bir 6 saat daha ekleyemeyiz çünkü 23'ü geçiyor. O zaman ne oldu? 3 kere saat 9'da, saat 15'te ve saat 21'de. Üç kere aynı anda iki otobüs İzmir'e ve İstanbul'a harekete başlar. Geçelim 43. sorumuza. Evet 43. sorumuz da yine çoğu kitapta, bir sürü her kitapta karşınıza çıkacak bir soru tipi. Şimdi iyi anlamaya çalışalım. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Mesela düşünüyor benim toprağım kaç metrekare şu kadar. Benim diyelim ki sallıyorum 70 kilo azot ihtiyacım var. Bunu belirliyor bir kenara yazıyor unutmayın. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B gübrelerinden birini tercih edecek. İkisini birden almak yok. Ya A gübresi alacak ya B. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Hani en başta toprağının ihtiyacı olan azot miktarını belirlemişti ya, işte A gübresinden de alsa, B gübresinden de alsa o paketin tamamlarını kullandığında o azot ihtiyacının tam olarak karşılandığını görüyormuş. Bu da güzel. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 liradan az ödeme yapıyormuş. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı? İlk olarak arkadaşlar A gübresi kaç kiloluk çuvallarda satıyor? 50 kiloluk. İçinde ne kadar azot var? %20'si. Önce bunun %20'sini hesaplarsınız. Zaten 5'te 1 demek %20. Bunun içerisinde ne kadar azot var? Bir çuvalında 10 kilo azot var. Peki bunun bir çuvalında %44'ü azotmuş. Ne yaptı? 22 kilo azot var. Nasıl hızlıca buldum? 50 ile sadeleştirdim. Şunu 50'ye böl 1, bunu 50'ye böl 2. 44 bölü 2, 22 kilo azot var. Peki arkadaşlar, çiftçinin azot ihtiyacı... Hani çiftçinin tarlasının azot ihtiyacını en başta belirlemişti ya o azot ihtiyacı demek ki onun katı değil miymiş? Çünkü bu çuvallarla A gübresiyle aldığında tam karşılanıyormuş. Bir çuval alsa 10, iki çuval alsa 20 azot, 3 kilo alsa 30 azot. Demek ki çiftçinin azot ihtiyacı onun katı. E B çuvallarıyla da tam karşılanıyorsa demek ki çiftçinin azot ihtiyacı, çiftçinin tarlasının azot ihtiyacı 22'nin de katı bir sayı demek ki. İkisiyle de tam karşılandığına göre. Ha, demek ki biz burada 10 ve 22'nin ortak katını bulmalıyız. İkisi de ikiye bölünüyor. 11 ve 5. Başka ortak bölenleri olmadığı için bir 5'e bir de 11'e böleriz. Buralar 1 olur. Bunların hepsini çarparız. Demek ki çiftçinin azot ihtiyacı en az 110 kiloymuş. Ama ekokun katları da anılabilir biliyorsunuz. Yani çiftçinin azot ihtiyacı 220 de olabilir. Değil mi? 330 da olabilir. Biz önce en azı göre hesaplarız her zaman. 110 olsa çiftçinin azot ihtiyacı. Bakalım kaç lira ödeme yapar? Şimdi ya A gübresinden alacak ya B gübresinden değil mi? En başta okumuştuk. A gübresinden alırsa bir çuvalında 10 kilo azot çıkıyor. Çiftçinin azot ihtiyacı 110 kilo. Şuraya yazalım. Çiftçinin azot ihtiyacı en az 110 kilo. Peki o zaman 110 kilo ihtiyacı varsa 10 kilo azot çıkan çuvallardan A çuvallarından kaç tane alması gerekir? 11 tane alması gerekir. E ne kadar ödeme yapar 70 liradan? Bir çuvalı 70 lira ya. 770 lira ödeme yapar. Demek ki arkadaşlar 1000 liradan az ödeme yapacaktı ya. Ekok'un katını almamıza ihtiyaç yok. Çünkü Ekok'un 2 katını alsak e bu da 2 katına çıkacak. 1400 lira 1000'i geçecek. Olmaz. Peki gelelim B çuvallarına. 110 kilo bizim azot ihtiyacımız var. 1 çuvalında 22 kilo azot çıkıyor. Demek ki 5 çuval alması gerekiyor. E 1 çuvalda kaç liraydı? 160 liraydı. Çarptık 5 çuvalına kadar tuttu. 800 lira tuttu. Çiftçi hangisini tercih etmiş? Ucuz olanını. Soru ne? Pahalı olanını tercih etseydi ne kadar fazla ödeme yapardı? E 770 liradan ne kadar fazla? 30 lira fazla. Bu kadar basit. Ya bu kadar basit demeyeyim de zor bir soru aslında ama siz artık çöze çöze bunlar sizin için basitleşecek. İlk başta tabii ki zorlanacaksınız. Mesela bu soru ilk yayınlandığında hakikaten çok zor bir soruydu. Artık biz de çöze çöze ne oldu? Çok kolaylaştı, çok kolay gelmeye başladı. Siz de bu şekilde uzmanlaşmak istiyorsanız, size de kolay gelmesini istiyorsanız tabii ki çok vakit ayıracaksınız, çok soru çözeceksiniz ve yapamadıklarınızın üzerine gideceksiniz. Yapamadıklarınızı öğreneceksiniz. Ne yapacaksınız? Bakacaksınız. Bunlar sene başında çok zor gelen sorular. Sene sonunda ya bunlar ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Geçelim 44. sorumuza. 44. sorumuzda bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunlukta iki tane rafımız var. Önemli gördüğümüz yerin altını çizdik tabloda özellikleri verilen iki, tane iki çeşit saksı aynı özellikteki sakslar aynı rafa gelecek şekilde yerleştirilmiş. Yani buraya şu kırmızı sakslar buraya da mavi sakslar yerleştiriliyormuş. Bunların uzunlukları 20 santim bunların uzunlukları 30 santim çapları yani. Dolayısıyla ne demiştik böyle yuvarlak olan şekiller kavanoz gibi tekerlek gibi rafta ne kadar yer kaplıyorlar? Çapları kadar yer kaplıyorlar unutmayın. Şöyle düşünün bakın yukarıdan baktığımızda Mesela şu bir kavanoz, işte şu da bir kavanoz. Ne kadar yer kaplıyor? Bakın, çapları kadar yer kaplıyor, unutmayalım. Hatta direkt şunu da söyleyebiliriz, rafın uzunluğu 20'nin de katı bir sayı olmalı. Rafın uzunluğu 30'un da katı bir sayı olmalı. E, bir adeti 12 liraymış, bunun bir adeti 18 liraymış. Saksılar raflara birer birer dizilmiş. Başta ve sonda boşluk bırakılmamış, tamam. Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 lirayla 170 lira arasındadır. Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerin uzunlukları kaç santimetredir? Şimdi bu sorun aslında iki tane çözüm var. İki farklı yoldan çözebilirsiniz. Bir, hani saksıların rafın uzunluğunu bularak yani rafın uzunluğu hem 20'nin hem 30'un katı olacak ya. Hem buradan bulabilirsiniz çünkü rafın uzunluğu eşit. Hem de burada bir bilgi daha vermiş. Bunları sattığımızda toplam satış fiyatları da birbirine eşitmiş. Yani şu fiyatlardan da gidebilirsiniz. 12 lira ve 18 liranın katından da gidebilirsiniz. İki tane burada ipucu verilmiş soruda. İkisinden de yapıldığında çıkıyor soru. Biz mesela fiyatlardan gitsek. 12 liralık ve 18 liralık satışlar yaptığımızda aynı parayı kazanıyorsak 12 ve 18'in ortak katı bir para kazanmalıyız. 6'ya böldük 3, 6'ya böldük 2. Ye. Sonra bir 3'e bir 2'ye böldük buralar 1. Bunların hepsini çarptık. 36 lira mesela birinden kazanmış olsak Bundan da 36 lira kazanmış olsak eşit kazanmış oluyoruz. Ama toplam satış fiyatları birbirine eşit. 110 ile 170 lira arasında. Şu an toplam satış fiyatları her birinin diyor ya bak teker teker yani toplamlarını almayacaksınız. Bunun 36, 110 ile 170 arasında değil. Kaç katını alırsak olur? 4 katını. 4 katını alırsak burası ne yapar? 144 lira olur. 4 katını alırsak burada 144 lira olur ve şu an toplam her birinin tutarı 110 lirayla 177 170 lira arasında oldu. Peki bu rafların saksı konulan bölümlerin uzunluklarını bulacağım şimdi. 144 liraysa buradaki saksıların tamamının satışından elde edilen tutar 144 liraysa peki bu bir tanesi kaç liraydı? 12 liraydı. Demek ki bundan 12 tane var bu rafta. Şu 20'liklerden 12 tane var. Diğerine de bakalım. Birinden de bulabiliriz ama hadi diğerine de bakalım. Garanti olsun. 144 lirayı 18 liralıklardan satarak kaç tane de elde edebiliriz? 8 tane satmışız demek ki. Şundan da 8 tane var. E toplam uzunluğu nereden bulacağım? İster 12 ile 20'yi çarp. Toplam 240 santim yapar rafın uzunluğu. İstersen 8 ile 30'u çarp. Yine 240 santim yapar rafın uzunluğu. Evet cevabımız C olmalı. Geçelim 45. sorumuza. Evet 45. sorumuz da güzel bir soru. Anlaşılırsa çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. O yüzden soruyu anlamadan çözüme geçmiyoruz. Bir mazo marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı 3 tane tahta vermiş. Kerem'e verilen tahtalar 160, 100 ve 80 santim. Ahmet'e verilen tahtalar 290 ve 60 santim. Usta çıraklarından sadece verdiği, sadece verdiği tahtaları kullanarak hiç parça artırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az. Hem yan tahtaları hem de basamakları tek parça olan aşağıdaki gibi birer metre yüksekliğinde. Bakın burada bir sürü bilgi var. Ha. Bunların hiçbirini kaçırmayın. Birer metre yüksekliğinde birer tane merdiven yapmalarını istiyor. Bak ustası Kerem'den de bir merdiven yapmasını istiyor. Şöyle yanları bir metre olacak. Ahmet'ten de yanları bir metre olacak. Ve hatta her parçada tek olacak. Yani parçaları birleştirmek yok bu bir metreyi elde etmek istiyorsak tek parça. Hani bir tane 60, bir tane 40'ı birleştireyim, bir metre yapayım. Yok. Sonra bakalım okumaya devam edelim. Çıraklar kendilerine verilen kalınlıkları, tahtaların kalınlıklarını ve genişliklerini değiştirmeden ustaların kendilerinden istediği gibi birer merdiven yapıyorlar. Buna göre çırakların yaptıkları merdivenlerin basamak sayılarındaki fark kaçtır? Şimdi düşünelim Kerem'e verilen tahtalar bunlar. Şimdi biz Kerem merdiven yapmak istiyorsak şu yanına koyacağı iki tane 100 santimetrelik tahta lazım değil mi şöyle? Tek parça. Bir bakıyorum 100 santimetrelik parça bir bu var. Hadi birini bununla kullandık. Bir de buradan 100 santim kesersin. Bunları kesmek serbest ama birleştirmek yok. 100 de buradan kullandık. 2 tane yüzleri oluşturduk. Evet 100 sağa 100 sola oluşturduk. Ne kaldı elimizde? ne kaldı? Bakın bir tane 60 santimetrelik, bir tane de 80 santimetrelik iki tane tahtamız kaldı. İşte bunları da basamaklarda kullanacağız. Ama basamak sayısı az olacak. Yine basamaklarda tek parça olacak. Yani birleştirme yapmak yok. Peki 60 ve 80 uzunluğunda iki tane bizim tahtamız var. Hiç parça artmayacağına göre eşit basamaklar yapmak istiyorsak bir basamağın uzunluğu hem 60'ın hem de 80'in bir çarpanı olmalı. O da 20. Evet 20 uzunluğunda basamaklar yapabiliriz. Toplam kaç basamak olur? 7 basamak olur. Şunları biraz birbirlerine yaklaştırayım ki basamaklar 20'lik ya. Burada arkadaşlar 20 santimetrelik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane basamak yapabiliyoruz 20 santimetrelik bakın. Niye 7? Çünkü 60 bölü 20'den 3 parça 80 bölü 4'ten, 80 bölü 20'den 4 basamak, toplam 7 basamak yapabiliyoruz. Peki basamaklarımızı daha büyütebilir miyiz? Hayır. Çünkü 60'ı ve 80'i bölen en büyük 20 var. Sen tutup 30 yapsaydın basamakları, o zaman 80'de ne olurdu? 20 santimetre bir parça artardı. Hiç artmaması gerekiyor. Soruyu umarım anladınız. Şimdi gelelim Ahmet'in parçalarına. Yine iki tane Ahmet için 100 santimetrelik şey lazım. Kenarlardaki tek parça ağaçlar gerekiyor bakıyorum 100 santimetrelik. Şunu ne yaparım 200'ü? 2'ye bölerim. Tamam 100-100 kullandığı kenarlarda. Peki geriye kalan 90 ve 60'ı basamaklarda kullanacağız. E basamakların hiç artmaması gerekiyor tahtaların. O zaman basamakların uzunlukları hem 90 hem 60'ı buradan ortak bir sayı olmalı. O da en büyük çünkü mümkün olan en az basamaklı dediği için. Ben de en büyük 30 alırım. Bu durumda bundan 2 bundan 3 tane çıkar. Yani 5 basamaklı olur arkadaşlar. 1, 2, 3 4 5 basamaklı her biri 30. Ama bunun basamaklarının genişliği her biri 20 cm'de unutmayalım. Bununki 30. Bu 5 basamaklı. Bu 7 basamaklı. Peki basamak sayıları arasındaki fark kaç? Cevap 2. İşte bu şekilde geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Maraton 42.195 metrelik bir koşu yarışıdır. Bir maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları, sağ tarafına da eşit aralıklarla gıda istasyonları kurulacaktır. Yarışın bittiği noktada her iki istasyonun da karşılıklı birer tane olması istenmektedir. Bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur. Şimdi arkadaşlar iki buçuk kilometrede bir su istasyonu üç buçuk kilometrede bir gıda istasyonu konuyorsa bunların karşı karşıya geldiği noktalar iki buçuk kilometre ile üç buçuk ortak orta katı olan noktalar olur Yani biz bunların ekoklarını almaz yani soruda şıklardan gideceğiz İki buçuk kilometre ile üç buçuk kilometrenin ortak katı olan noktalarda ne olacak Çünkü karşı karşıya gelmiş olacak Peki 2.5 ve 3.5'un ortak katı nasıl alınır diyeceksiniz. Bunları 25 ve 35 alırsınız. Birer virgülleri yokmuş gibi. Ortak katını bulmak için burayı 5 ile böleriz. 7 ve 5 olur. Sonra başka ortak bölenler olmadığı için bir 5'e bir 7'ye böleriz. 25 çarpı 7 175 kilometre yapar ama bir virgül kaydıracağız. İşte böyle olursa 17.5 kilometre ikisinin ortak katı ya. 17.5 kilometrede bir istasyonlar karşı karşıya gelir. Peki B şıkkında 25 ve 45'in ortak katını alacaksınız. 25 ve 45'in ortak katı. Aslında kafadan da alabilirim. 180 yani 18 kilometrede bir karşı karşıya gelir. Tabii siz kafadan bulamıyorsanız normal yanına çizgi çekerek 180 yaptım ama birer bir günü kaydırdım. Sonra burada 3 ve 4'ün ortak katı zaten çok kolay. 12 kilometrede bir karşı karşıya gelir. Burada da 30'da 45'in orta katı 90 yapar. Yani 99 kilometrede bir karşı karşıya aynı hizaya gelir istasyonlar. Peki istasyon karşılıklı istasyon sayısının az olması istiyor. Bakın şuranın altını çiziyorum. Karşılıklı istasyon sayısının az olması için istasyonlar 17,5 kilometrede bir mi karşı karşıya gelmeli? 18 mi? 12 mi? 9 mu? Tabii ki 18 kilometrede bakın. Ne kadar uzakta bir karşı karşıya geliyorlarsa o zaman o kadar karşı karşıya gelen istasyon sayısı az olur. Siz 9'u seçseydiniz 9 kilometrede bir karşı karşıya gelirse o zaman karşı karşıya gelen istasyon sayısı fazla olur. Ama bu soruda bir hata da var. Yani soruda hata olan nokta şu. Yarışın bittiği noktada da her iki istasyonun karşılıklı olması isteniyormuş ya. Ama bu 42.195 18'in katı değil. O yüzden yarışın bittiği noktada karşı karşıya gelmiyorlar. Orada bir hata var. Ya şurayı düzeltilmesi gerekiyor ya da bu cümlenin çıkartılması gerekiyor. Geçelim 47. sorumuza. Evet 47. sorumuz da yayınlanmış olan zor sorulardan bir tanesi. Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemi ile sulandığında %40 oranında su tasarrufu sağlanıyormuş. Yani diyelim ki fıskiye ile suladığımızda 100 litre kullandığımız tarlaya damla sulama yaptığımızda %40 tasarruf olursa 60 litre kullanıyormuşuz. Evet Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayıya eşit olan iki tane farklı tarlasından birini fıskiye diğerinde damlama sistemi kullanarak sulamış. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemiyle diğer yarısını da damlama sistemiyle suladığı tarlaları için kullanmaktaymış. Hasan amcanın bu tarlalarının alanları toplam dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi soruya şöyle başlayalım. Mesela düşünün 100 dönümümüz var ve bu 100 dönümü sulamak için Fıskiye ile tabii 100 litre kullanıyoruz. Ama başka bir 100 dönümlük tarlamızı da damla sulamayla kullanırsak %40 tasarruf sağladığımız için 60 litre su kullanıyoruz. Böyle bir kabul yapalım en başta. İki tane yüz dönümlük tarlamız var. Birini fıskiye ile şuna fıskiye diyelim. Yani 100 litre su kullanacağız. Bir dönümüne 1 litre. Fakat burada yüzde %40 su tasarrufu sağladığımız için damlama sistemiyle yüz dönümlük bir tarlada 60 litre su kullanacağız. Böyle bir kabulle başlayalım soruya. Şimdi gelelim o zaman arkadaşlar. Ee, bizim iki tane tarlamız var. Farklı boyutlarda ama kullanılan sular eşitmiş değil mi? Suyun yarısını fıskiyede yarısını damlamada kullanıyormuşuz. O zaman bu damlamada 60 litre kullanalım. Damlamada ve fıskiyede de 60 litre o zaman kullanacağız. Çünkü eşit su kullanıyormuşuz. Peki biz normalde nasıl kabul etmiştik? 100 dönüm için 100 litre gerekiyor. O zaman 60 litre içinde ne kadar dönüm gerekir? 60 dönüm gerekir değil mi? Çünkü bir dönümde 1 litre su gidiyor. 60 litrelik fıskiye yöntemiyle ancak 60 dönümlük bir yeri sulayabiliriz. Peki 60 litrelik damlama sulamayla 100 dönümlük yeri suluyorduk. Ha, demek ki arkadaşlar bakın. Bundan eşit miktarda su kullandığımızda bundan 60 dönüm kullanabiliyorsam bundan 100 dönüm. O zaman bunları sadeleştireyim. Mesela 20 ile sadeleştirsem buradan 3 dönüm, buradan 5 dönüm sulayabiliyorum aynı su miktarıyla. E o zaman toplam 8 dönüm sulayabiliyorum. E, 8'in katı da olabilir. Cevapta şıklarda ne var? 16 var. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Geçelim 48. sorumuza. 48. sorumuz da gayet güzel bir soru. Bir okulda engelsiz yaşama destek kampanyası için düzenlenen kermeste her biri 25 lira olan romanlar, yazıyor zaten altında. Her biri 30 lira olan tişörtlerden satılmış ve elde edilen gelirin tamamı ile tanesi 1250 lira olan tekerlekli sandalyeler alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış. Kermes sonunda tişörtlerin ve romanların satışından elde edilen toplam gelirler eşit. Yani yine bir ekok var burada değil mi? Ekok kokusu alıyoruz. Gelirler eşitlenecekmiş. Bu kermesteki satışlardan elde edilen gelirin tamamını bir daha söylemiş. Bak burada da söylemişti. Gelirin tamamı kullanılarak tekerlekli sandalye alındığına göre kermeste satılan tişört sayısı en az kaçtır? Gayet güzel bir soru. Şimdi ilk olarak tabii ki ne yaparsınız? Dersiniz ki kitaplardan elde edilen gelir mutlaka 25'in katı olmalı. Tişörtlerden elde edilen gelir 30'un katı olmalı. O zaman ikisinden elde edilen gelirler eşitse 25 ve 30'un ortak katını alırım dersiniz değil mi? Hemen alırsınız. 25 ve 30'un ortak katı ne yapar? Ee, ne yapar ne yapar? 30'un katlarını alarak ilerlersek 150 yapar. Ha, o zaman bak işte bundan 150 lira gelir elde edildiğinde bundan da 150 lira gelir elde edilebiliyor. Çünkü 150 hem 30'un katı hem 25'in katı. Bundan 6 tane, bundan 5 tane satsam tamam. E ee, toplam gelirimiz ne oldu? Şuraya da toplam gelirimizi yazalım. Toplam gelirimiz 300 lira oldu. E ee, alabiliyor muyum tekerlekli sandalye? Hayır bak. Elde eden gelirin tamamıyla tanesi 1250 lira olan tekerlekli sandalyeler alınacak. O zaman ne dersiniz? Hocam Ekok'un katlarını alalım. Mesela 300 alsak. Bu da 300 olsa. O zaman toplam gelir 600 olur. Ee, yine olmuyor. E o zaman hocam kaç katını alalım? 4 katını alalım desek. 1200 olur toplam gelir. 5 e katını alalım desek. Toplam gelir 1500 olur. E tek elek sandalye alırız ama 250 lira artar. Arkadaşlar onu istemiyor bak. Gelirin tamamıyla diyor yani hiç para artmayacak. Ha, i̇şte bakın sorunun güzel yeri burası. Elde edilen gelir dikkat edin hep 300'ün katı oluyor toplam gelir. Değil mi bak? 150 aldığımızda 300. 300 150'nin iki katını aldığımızda toplam gelir 600. Elde edilen gelir 300'ün hep katı. Peki elde edilen gelir aynı zamanda da 1250'nin katı olması gerekiyor. Çünkü tekerlekli sandalye alınması için elde edilen gelirin 1250'nin katı olması gerekiyor. Hiç para artmaması için. İşte burada bir daha ekok var. Hem elde edilen gelir 300'ün katı olmalı hem de 1250'nin katı olmalı ki elde edilen gelirin tamamıyla tekerlekli sandalye alalım hiç para artmadan. Getiriyorum. ikisini de kaça bölerek başlıyorum. 50'yi gördüm. 50'ye böleceğim. 6 kere var. Bunu 50'ye böldüm. 25 kere mi var? Başka da ortak çarpanları yok. Bir 25 bir de 6 yapıyorum. Bunları çarpıyorum. Ortak katlarını bulmak için. 150 çarpı 50. 150 çarpı 50. 7500 lira gelir elde edersek toplamda. işte bu 7500 liralık gelirle hiç para artmadan 5 tane tekerlekli sandalye alabiliyoruz. Güzel bulduk. Peki 7500 lira toplam gelir elde edeceksek şuraya yazalım. Şöyle nokta 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 ekokun katlarını aldık. Ve toplam 7500 lira gelir elde ettiğimize göre ve bu kitaplardan, romanlardan ve tişörtlerden elde edilen gelirler de birbirlerine eşit olduğuna göre demek ki romanlardan 7500'ün yarısı 3750 lirası tişörtlerden gelmiştir. Nokta 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 katlarını aldık. 3750 lirası da romanlardan gelmiştir. Peki bizden istenilen kaç tane kaç tane tişört satıldığını soruyor. O zaman bu elde edilen gelir 3750'yi ne yapacağız? 30'a böleceğiz. 3750 TL gelir elde ettiksek kaç tane tişört satmışızdır? Buradan da 125 çıkacak. Yani cevabımız B olmalı. Geçelim 49. sorumuza ve son sorumuza geçiyoruz. 49. sorumuzda üçgenin alanını alanından bahsetmiş. Üçgenin alanı bulunurken taban uzunluğu bulunur. Bu tabana ait yükseklikle çarpılır, 2'ye bölünür. Bakın, taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam, bunu hatırladık. Şimdi sorumuzu biraz yukarı kaydıralım, sorumuzu okuyalım. Serdar Bey, çocuklarının yaptığı iki resmi kenar uzunlukları metrecin santimetre cinsinden 20'den büyük tam sayı. Bakın bu bilgiyi kaçırmayalım. Kenar uzunlukları 20'den büyükmüş bu çerçevelerin. Dikdörtgen şeklindeki eş çerçevelerin eş olmasını da gözden kaçırmayın. Çerçevelere koymuş. Daha sonra bu çerçeveleri köşelerine bağladığı farklı uzunluktaki iplerden odanın zemininden yükseklikleri eşit iki tane çivi yazmış. Bakın çiviler eşit yükseklikte. E, çerçeveler de eş. E niye bu aralarında bir yükseklik farkı oluşmuş? Çünkü iplerin uzunlukları farklı. Farklı uzunluktaki ipleri asmış. Tamam. Duvarda çerçevelerin üst çıtaları var ya şuraları, da, şuraları bahsediyor. Üst çıtaları ve ipler arasında oluşan üçgensel bölgelerin alanlarını bize vermiş. Şu, şu üçgenin alanı 120 santimetre kare. Ve şu üçgenin alanı da 150 santimetre kareymiş. Buna göre bu çerçevelerin odanın zemininden yükseklikler arasındaki farkın santimetre için alabileceği en büyük tam sayı değerini bizden istemiş. Güzel bir soru, zor bir soru aslında. Yine her kitapta karşılaşabileceğiniz bir soru. İlk olarak ben ne yapacağım? Bu çerçevelerin yani daha doğrusu bu üçgenlerin taban uzunluklarını A diyeceğim. İkisi de eş olduğuna göre birbirlerine eşit. Fakat şu yükseklikleri farklı. Birinin yüksekliğine K, birinin yüksekliğine de N diyeceğim. Peki üçgenin alanı için gerekiyor ya bunlar. Üçgenin alanı neydi? Üçgenin tabanı çarpı yükseklik bölü 2. 120 ise demek ki bu üçgenin tabanıyla yüksekliğinin çarpımı hani 2'ye bölünde 120 oluyorsa demek ki 240. Gelelim buraya. Bu üçgenin tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısı 150 çıkıyorsa alanı o zaman demek ki bu üçgenin tabanıyla yüksekliğinin çarpımı 300. E buradan ne anlıyoruz? Bu üçgenin tabanı var ya a, zaten doğal sayı olduğunu söylemişti burada, tam sayı olduğunu. Yani bu çerçevenin uzun kenarı kesinlikle hem 300'ün bir çarpanı olmalı, hem 240'ın bir çarpanı olmalı. Yani ikisinin ortak çarpanı olmalı. Aklımıza EBOB geldi. İkisinin ortak çarpanını bulalım bakalım en büyük ne varmış? 60 görüyorum. 4 kere 5 kere evet. En büyük ortak çarpanları 60. Yani bu üçgenin bir kenarı daha doğrusu çerçevenin bir kenarı 60 olabiliyor en fazla. Fakat sorunun başına bakın. Gözden kaçırmamanız gereken bir şey var. Ne demişti? Çerçevelerin kenar uzunlukları 20'den büyük. Birer tam sayı olduğunu söylemişti. Yani 60 da zaten 20'den büyük. Ama biz burayı 60 alırsak çarpımları 240 olacağı için bunun yüksekliği 4 olur. Burayı 60 alırsak bu üçgenin yüksekliği de 5 olur. Yükseklikler farkı az çıkıyor bak. Ama bizden ne istemişti? Yükseklikler farkının çok çıkmasını istemişti. Bakın büyük çıkmasını istemişti. Peki bir de şöyle bir şey kafanıza takıldı muhtemelen. Hocam bize oradaki farkı istemiyor ki. Bize şuradaki farkı istiyor. İşte arkadaşlar buradaki fark nereden kaynaklanıyor? Çiviler aynı, çerçeveler aynı. Bu üçgenlerin yüksekliklerinin farkından kaynaklanıyor. Çünkü bu şeyler aynı bak şu kenar şu kenara eşit çiviler aynı hizada. Yani siz bu yükseklikler arasındaki farkı bulursanız cevabı bulacaksınız. Peki o zaman bu, bizim bu üçgenin A kenarını mümkün olduğu kadar küçük almamız lazım ki yükseklikler büyüsün. Aradaki farklar da büyüsün. Peki 60 alamıyorsak 60'ın çarpanları da alabilirim. Neyidir 60'ın çarpanları? 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Hepsini yazmamıza gerek yok ama. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 20'den büyük en küçük ne alabiliriz? 30 alabiliriz. Başka da bir çarpanı yok. Eğer biz a'yı 30 alırsak. Şimdi şuraları siliyorum. 60 almıştık ya. Yüksekliği de bulmuştuk ya. Oraları siliyorum. Şimdi ne alacağım a'yı ben? a'yı 30 alacağım. Peki 30'la neyi çarparsam 240 olur? 8'i. Bunun yüksekliği 8 santim çıkacak. 30 neyi çarparsam 300 olur. Bak yükseklikle çarptığımızda 300 ya. Bunun yüksekliği de o zaman 10 santim çıkacak. O zaman aralarındaki fark 10-8'den 2 bulunacak. Peki daha da küçültebiliyor muyum? Ee, bu A kenarı da hayır. Çünkü 20'den büyük. 60'ın başka bir çarpanı yok. Evet bu sorumuz da bu kadar arkadaşlar. Ee, videolara desteklerinizi bekliyorum. Yorum yazarak, videoyu beğenerek, gruplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.